Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Ahmet Akçam ve Savaş Çorlu konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonları i̇yi diliyorum. İyi yayınlar olsun. Savaş Çorlu hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonları. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapacağız. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve bazı açıklamalarda bulunduğu konuşmasından satır başlarını şimdi ekranlara getirelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını izledik. 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tüm fikirlerin ekonomik ve hukuki boyutunu üyelere anlatacaklarını dile getiriyor Ali Koç. Ne yapacağımız tam belli değil ama hiçbir şey yapmamazlık kesinlikle olmayacak şeklinde bir yine ifadesi var. Hocam nasıl görüyorsunuz şu anki mevcut tabloyu? Sayın Başkan'ın ilk gün ligden çekilme dahil tüm alınabilecek önlemler üzerine konuşuruz dediği dakikadan şu dakikaya kadarki tavır sizce değişmeye müsait bir tavır mı ya da değişen bir tavır mı? Nereye doğru gidiyor Fenerbahçe 2 Nisan'daki kongre öncesi? Değişti zaten. Trabzon-Fenerbahçe maçına kadar yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyuyordu. Hep iki taraf birbirini suçluyor. Suçlu olan başka bir kesimde futbol hakemleriydi. Ben sadece o güzel oyunu ön plana çıkarmamız gereken bu dönemde bu kadar kavganın olduğu yerden gerçekten çok üzüntü duyuyordum. Artık Trabzon Fenerbahçe'nden sonra işkence ediyorlar bana. Öyle hissediyorum. Bu yani o kadar çok arttı. Ya kimse yapmasın, etmesin. Türk futboluna bu zararı, futbola bu zararı vermeye kimsenin hakkı yok. Bu olaylar oldu. İlk söylediğim şey, bakın birçok iddialarda bulunuldu. İşin sonunda Fenerbahçe lige devam edecektir. Noktasına kulüplerin veya Fenerbahçe kulübünün yavaş yavaş yaklaştığını görüyoruz. Zaten bu kaçınılmazdı. Ama bu konuşmada beni çok rahatsız eden, üzen, bana işkence eden iki tane açıklama var. Bir, ya tamam hakemleri beğenmiyor olabilirsiniz. Zaten yeteri kadar suçladınız. Ben iki camiayı da söylüyorum. Hakemler kamu görevlisi. Peki biz daha önce hakemleri hedef gösterme söz konusu iken şimdi de bunlar kamu görevlisi, görevlerini suistimal etmekten onları yargılayalım, mahkemeye verelim diyor ya. Ya arkadaşlar, yani her şey bir tarafa, dışarıdan hakem getirmeyi siz çözüm bulsanız bile bir tane hakem getirmekle Türk futbolunda bütün sorunlar çözülecek mi? Senin dışarıdan hakem getireceksen bütün maçlara hakem getirmen lazım. Sadece orta hakemi değil, yardımcılarını da getirmen lazım, varı da getirmen lazım. Bir, bu mantıklı mı doğru mu ayrı tartışalım. Kesinlikle doğru değil. Bunu başarman da mümkün değil. O ya gerçeği bir fikirdir de, ama siz yapılamaz o, böyle bir şey ya, noktasındasınız. Sevgili, var mesela. Adalet şudur, herkese eşit uygulanır. Yunanistan'da denediler daha çok sorun bakın, oldu bu arada. Adalet herkese eşit uygulanır. Aynı hatadan dolayı sen bana başka ceza ver, Savaş'a başka ceza ver. Bu olmaz ki. Fenerbahçe Galatasaray maçına yurt dışından hakem gelsin. Niye? Onlar iyi. Peki ligde kalmak isteyen takımlar kendi aralarında oynarken onların hakemi kötü olabilir mi madem bu hakemler kötü değil? Çok samimi söylüyorum. Yurt dışından buraya bir hakem gelse ben de hakem olsam daha o an istifa ederim. Hiçbirisi de demez hocam. Ve Savaş ben buyum ben ederim diyor. Siz de dersiniz. Onlar etsin demiyorum. Ama eğer adaletse, eğer onların da toplum olarak, MHK olarak, Hakemler Derneği olarak şimdiye kadar bu konuda sessiz kalmaları zaten hocam, yanlış adaletli ya. Adaletli maç yönetecekler hocam. Bu kadar tartışmalı ya, olmayacaklar yani. Peki adaletli maç yönetecekler de sen bana bu hakkı veriyor musun? Türkiye'nin en iyi hakemi Halil Umut Meler. Halil Umut Meler'in Trabzon Fenerbahçe maçını nasıl yönettiğini gördük. Çok kötü. Ondan 3 gün önce Avrupa'da bir maç yönetiyor. Çok iyi. Tamam burada işte bu zaman. Bak niye? Biz bunu araştırdık mı? Ya bir kulüp başkanı beni görevi suistimalden mahkemeye veriyorsa, beni takibe aldırıyorsa, benim çoluk çocuğumun, ailemin bu konularda baskı altına alındığı bir gerçekte
ben nasıl doğru maç yöneteceğim ya? Ben insan değil miyim ya? O baskıyı bana kim oluşturuyor Savaş? Biz niye bir maçta bunu ortadan kaldırmıyoruz? Şimdi bakın bu konular tartışılacaksa tartışılacak. Biz de yani gayet güzel bir şekilde bir ara federasyon seçimlerinden önce bir federasyon başkanına önerim şuydu. Sohbet ediyoruz, dedi ki ya hocam en büyük sorunumuz MHK olacak. Niye? Kimseye hakem beğendiremiyoruz. Ya başkanım dedim. Bunu niye siz o zaman kendi bünyenizde tutuyorsunuz? Sizi eleştiren kim? Kulüpler. Kulüpler Birliği var. Hakemleri tamamıyla onlara devredin. Kulüpler Birliği bu sorumluluğu alsın. Yok. Kulüpler Birliği davulu vermişler birilerine. Hepsinin elinde birer tokmak. Vur babam vur. Türk futbolu böyle yönetilmez sevgili Kerem. Bakın futbol senelerin ve halkın oyunu. 100 yıldır, 120 yıldır işte bakıyoruz bizim büyük kulüplerimiz. Beşiktaş 121. yılına geldi. Galatasaray 119'da, Fenerbahçe 117'de. 120 senedir bu oyun, bu güzel oyun halkın oyunu olmuş. Halkın ya bir tek eğlencesi buysa bunu da elinden almayın ya. Yani şuna benzetmeye başladım. Bilgisayar oyunları var. Orada da işte değişik menajerlik oyunları var. Orada her şey bedavaya. Düğmeye basıyorsun, istediğin gibi eğleniyorsun. Türkiye'nin zenginleri Türk futbolunu, o oyunlarını Türk futboluyla oynuyorlar. Gerçekte oynuyorlar. Ya benim oyunumla kimsenin böyle oynamaya hakkı yok ya. Ben söyledim olduğuyla bu işler olmaz. Yani kalkıyorsun, bütün ki burada İki tane suçlu kulüp varsa, bakın ilk defa suçlu diyorum, Galatasaray ile Fenerbahçe'dir. Bunu onlar tırmandırdı. Bir tanesi nasıl hakemleri mahkemeye vermeyi düşünmek yanlışsa, başkanın açıklamalarına bakıyorum, yine Galatasaray'a her türlü hakaret, her türlü eleştiri var. Bu şu demek, iki gün sonra lig başlayacak yine, salı günü. Demek lig başladığı anda şu ana kadar olan kavgalar, iki kulüp arasındaki kavga daha büyük bir şekilde devam edecek. Kim haklı kim haksız konuşmalarını bile yapmıyorum artık. İki kişi kavga ediyorsa benim gözümde ikisi de haksızdır. Biri kendini haklı görse bile, işin garibi ikisi de haklı görüyor. Yani sulh yolu varken hakikaten kavgalara şahitlik etmemiz can sıkıcı. Ya sevgili Kerem, iddia ediyorum ya, desinler ki hoca çözümü ne bunun? Oturacağım istedikleri konulara. Biliyorsunuz çözümü. Nasıl? Samimiyet. Bak samimiyet. Işte, bak bir saniyede buldu ya. Samimiyet hocam, Bir saniyede tek, buldu bir ya. Bir tek şey var, bunun samimiyet. Bunun için bir haftaya bile gerek yok bak, ya. Ali Bey için de, diğerleri için de federasyon. Ali Bey'in söyledikleri için de doğru cümleler de var. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu. Bak ben özür dilerim, şu cümleyi söyleyeyim, devam et. Benim amacım Ali Bey'i, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı eleştirmek değil. Türk futbolunun bu batağın içine çeken kimse, herkesi eleştiriyorum. Bunların başında da Galatasaray ile Fenerbahçe geliyor. %100 doğru. Ben de buna katılıyorum. Ama katılmadığım birkaç şey var. Hakem konusunda mesela Kerem de, ben de mesela bu yabancı hakem konusuna gider ayak, yani koşar adım gidiyor hocam. Hiç istediğiniz kadar. Kim? Halil Mutmeler. Bir tane hakemimiz var, Halil Mutmeler. Beni neden kattın ya o konuya? Ben sanki biraz sen de yabancı hakeme böyle... Yok, ben öyle bir... Beni biraz sert gördü, ancak Kerem'le birlikte baş ederiz. Aynen öyle, doğru. Ben bir görüşme etmedim. Peki, yabancı hakem konusunda hocam... Yani. Yabancı hakem konusunda... Hocam niye etkileniyoruz? Neden yurt dışında biz... Türkiye'nin en iyi hakemi, en güvenli hakemi Cüneyt Çakır diyoruz. Çıkıyor orada, şahane bir Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor. Geliyor buraya. Burada maçı idare ediyor. Diğer taraftan bakıyorsun, Ali Şansalan, Abdülkadir Bitirken hepsi aynı şekilde. Şimdi geçen Zorbay Küçük için yine bir Osayi Samuel'i niye atmadın diye yine bu eski bir hakem açıklıyor, Fırat Aydınus. Atmosferden etkilendim diyor. Nasıl atmosferden etkilersin? Bir şey söyleyebilir miyim tabii sana? Tabii ki hocam. Osayi Samuel'i niye atmadın? Orada konuşuyoruz, Osterwolde'yi niye atmadın? Niye yabancı isimlerini söylüyorum bakın. Ben yarın öbür gün olacakları şu an öngörüyorum. Olan olmuş hocam. Olan bir saniye, olmuş. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu benim için önemli. Yarın olacakları önceden öngörüyor olmak çok büyük bir avantaj. Biz Türkiye'de şunu becerdik. Biz gelen her yabancıyı kendimize uydurduk. Bakın 92 yılında bir Stumpf'u profesyonellikte örnek futbolcu diye Galatasaray'a transfer ettik. Yani biz anlatıyoruz, futbolcuları etkileyemiyoruz yeteri kadar. Dedi ki bunların arasına örnek bir futbolcu koyalım, onlara örnek olsun. Stumpf bir geldi.
Hepiniz biliyorsunuz. Dört dörtlük bir profesyonel ya. Ya bu ona işte ayı boğan benzetmeleri yapıldı. Böyle futbolcu mu olur dendi. İki ay sonra bütün Türkiye Ştumpf'u kucak sarıldı. Bağırlarına bastı. Niye? Müthiş bir profesyoneldi. O zaman biz, sosyal medya yoktu hocam. Biz böyle bir futbolcuyu kendimize benzettik. Ştumpf bizden biri oldu. Niye o sayı Osterwolde dedim ya, onlar yurt dışında böyle bir şey yaptı mı şimdiye kadar? Yapmadı. Niye yapmadı? Bizde niye yapıyor? Gelen yabancıyı da kendimize benzetiyoruz. Adamlar bir sene sonra bizden çok bizim gibi tekme tokat girişmeye başlıyorlar. Hocam oradaki ya. Şey başka. O yüzden biz hakemleri getirirsek bir 6 ay sonra bu hakemleri kendimize de benzeteceğiz aynı şekilde. Avrupa'da herhangi bir Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da maç yöneseydi aynı şekilde hiç anonsuz ya da işte o maçı o şekilde devam ettirebilir miydi? Kalecinin kafası yer alacak. Peki işte... sen bana bir tane Avrupa'da böyle bir maçın oynandığını göster Avrupa Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde. Benzerleri var hocam. Hani hangi var? Nerede var? Ben böyle maç görmedim. Sahaya meşale gördüm. Bak sahaya meşale atmak başka. Neredeyse savaş çıkmıştı. Adam ölecekti orada ya. Böyle bir durum başka. Tamam, o zaman Halil, böyle bir maç gördün mü? Kerem Hakem. O maç niye devam etti o zaman hocam işte? Bak Kerem Hakem yerli yabancı hayır, değil. Bak, Kerem'e şey inanıyoruz. Ben diyorum ki eğer bu hakemler etkileniyorsa bundan. Etkilendikleri hata. O zaman ben de buraya çıkayım etkileneyim. Diyeyim ki ya Fenerbahçe taraftarı. Ya dün çok güzel örnek verdin. Şutup önlerini verdin. Önceki gündü galiba. Öğlen CDA'ya bağlandım. Orada bir Mertens'le ilgili çok güzel bir yorumdum. Çok beyefendi, karakterli bir oyuncu. Takım içi, evet. Takım dışı. Abi yayından bir baktım birkaç tane ruh hastası şey yazmış. Mertens mi beyefendi? Ya insanları mutlu etmek için uğraşırsan olmaz. Adaleti sağlayacaksın. Ya. Neyse o. Fenerbahçe, biz buraya çıktığımız zaman her zaman soruyorum. Bizim yanlışımız ne biliyor musun? Ben çok lafa da girdim. Özür diliyorum. Hocam, çok özür dilerim. Sen de beni kes. Çözüm bulacaksak şuradan yola başlayalım. Ya bütün programlara bakıyorum. Televizyon programlarına. Ya televizyon programlarını bile artık sosyal medya yönetmeye başladı. Bir saniye. Burada bitiyor iş. Senin nasıl konuşacağını belki onlar sana direkt söylemiyor ama ya onların ne söylediğini bak herkes takip ediyor. Sen onları takip ettiğin sürece etkilenirsin. O yüzden hiç etkilenmem. Etkilenme göre. Vallahi ya, etkilenmem. Savaş. Bu insanın içinde vardır. Ben sosyal medya benim için ne yazıyor, ne çiziyor ben onları takip etmiyorum. Etmediğim için de benim fokuslandığım bir tek nokta var. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım ama ben bunu bir kenara koymuşum. Ben buraya oturduğum anda ben Türk futbolunun çıkarını, iyiliğini isteyen bir futbol severim. Objektif bir şekilde bütün kulüplere eşit yaklaşıyorum. Öyle olmak zorundayız. Bunu başarmaya çalışıyorum ve başardığıma da inanıyorum. Bunu halkta da görüyorum. Ben metroya bindiğimde oradaki sohbetlerde soruyorum. Taraflı mıyım, tarafsız mıyım? Açık söyle. Fenerlisi de, Galatasaraylısı da, Beşiktaşlı, Trabzonlusu da hocam tarafsız olmaya çalışıyorsun diye hepsi bana söylüyorsa bu benim için yetiyor. Onları takip bile etmeyeceğiz. Bakın onların çözümünü de ayrı bulacağız. O yüzden bizde, izlemeyin şunları, bırakın sosyal medyayı. Bizde ya. De şöyle bir şey var ama işte sen burada tarafsız oluyorsun. Kulüplerde şu anda gerek sosyal medyada gerek dijital yayınlarda biz burada mesela ufak bir eleştiri yaptığın zaman hakaret ediyorlar. Savaş. Bakma tamam. O hakaret nasıl olsa edilmiyor mu? Hocam bakın. Şimdi, bir cümle söylüyorsun hocam, o hakaret ediyor. Bir cümle söylüyorsun öteki hakaret ediyor. Sen o zamanlar örnek verdin. O zaman sosyal medya yoktu, dijital medya yoktu. Şimdi adam orada her kulüpte var bu. Evet. Çok güzel bir şekilde kulübün ölümüne amigolunu yapıyorlar. Ölümüne evet. Biliyorsun da gazeteci yazıyor. Gazeteci falan değil. Ama şimdi benim adaletimi etkilemez ki. %100 etkilemez. Hakemleri de etkilemeyecek. Hakemler de oraya çıktığı zaman adaletli bir şekilde bu ne yapar, bu taraftar ne yapar ya da bu camiye ne yapar? Ya her maç savaş öyle bir şey söylüyor. Savaş ya. Hakemlerin üstünde sosyal medya ya, dışında da baskı var. Bak. Yani gerçek, real kişiler de hakemlerle alakalı sert konuşuyorlar. Hatta bunu kabul edelim. Türkiye'de ya, işi en zor meslek bence. Aksini ya, düşünen olabilir. Bence futbol hakemleri. Sevgili Kerem. Başarılılar mı? Başarılı olmayabilirler. İşini iyi yapsalar çok da güzel giderler. Bu ortamda, böyle bir ortamda işini bakın, iyi yapmak da kolay değil. Savaş. Bunu unutma. Sosyal medyayla bir kulüp başkanının bunu görevden suistimalden mahkemeye vermemiz açıklaması aynı değil. Sosyal medyadaki baskıyla devre arası soyunma odasına giden bir hakeme hocam bak bu maçı bitiremezsin demek aynı değil. Sevgili Savaş, o hakemleri kendi lehine karar versin diye yerde paranda atan futbolcuların hakemi kandırmaya yönelik
davranışlarıyla sosyal medyadaki aynı değil. Hocam, bak aynı şeyi bizim görevlerimizden bir tanesi de sosyal medyayı da uygun bir şekilde kontrol altına almak. Bir saniye, şu konuda ben gazeteci olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim, etmeyeceğim de. Ben her şeyden önce ben bir eğitmenim. Eğitimci gözüyle yaklaşıyorum. Ya bütün herkes şunu iddia etmiyor mu? Herkesin trolları var. Bütün kulüplerin, bütün yöneticilerin trolları var. O sosyal medyada dediğin baskıları kim yapıyor? Paralı askerleri var diyelim. Paralı askerler yapıyor ya. Paralı askerler. Bunun sahibi kim? Yine kulüp yöneticileri değil mi? Savaş, Allah'ını seversen onunla bunu bir tutmayalım ya. Bak, demek ki adamların normal yaşamlarındaki, yöneticiliklerindeki baskı ortamı başka. Bu yetmiyormuş gibi bir de parayla adam tutup sosyal medyada saldırıyor. Şöyle organizasyonlar, ayıptır da var ya. Sen daha iyi takip ediyorsun. Ben sosyal medyada hani sadece takipçi gibiyim. Çok fazla yazıp çizmiyorum ama bunu net bir şekilde bildiğim için söylüyorum. Misal, büyük bir sosyal medya hesabı, 80 bin takipçisi var. X kulübün hesabı gibi görünüyor. Yani herhangi bir kulübün hesabı o kulüple ilgili sadece haberler paylaşıyor gibi görünüyor. Ama o hesabı aslında başka bir kulübü tutan ya da başka bir kulüpten taraf olan birileri yönetiyor. Diğer bir başka kulüple alakalı bir olumsuz gündem olduğunda iki kulübü bir araya getirmek ve diğerine karşı taraf almak için hareket eden sosyal medya hesapları var. Bunu da özellikle bir kulüp üzerinden çok yapıyorlar. Bu sosyal medya hesapları üzerinden çok 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 ayrı bir şey yapılır. Bir 62-22. O yüzden sosyal medya olacaksa, aslında sosyal medya üzerinden çok ciddi bir yaptırım olması bir lazım. Bir noktada gerçek değil. Yani sosyal medyayı okumazsan, hayır bak, okumazsan ama oradan yatıyorlar. Etki altında kalmazsın. Kulüpler okuyor, başkan okuyor. Sen okuma. Ben başkan sen okumuyorum diyor. Sen gazeteci olarak okumayabilirsin sana gelen şeyleri. Haberler... Hakem hakkında birisi kendisinin hakkında açıklama yaptığında reel bir kişi. Hakemlerin de var başka görür. Hesapları. Bunu görür. Hocam dedin ya az önce, hakemler etkilenmemesi lazım. İşte bir oyuncu örneği verdin. Bu maçı bitiremezsin. Evet. Bunun cezası kart olmalı değil mi ya? Hayır, kart olmalı peki. Eğer bir peki, oyuncu bir hakeme gelip sen buradan tehdit ediyorsun, sen buradan çıkamazsın diye. Peki Savaş, şimdi ben sana soruyorum. Doğru. Bunun cezası kart, hem de kırmızı kart benim gözümde. Hakem bunu vermedi. Hakemin de üzerinde kurumlar var. Onların ne yapması lazım? Hem o futbolcuya kartı göstermesi lazım hem de hakeme. Bunu yapabiliyorlar mı? TFF bunu hakemin yapabiliyor mu? Hakemin üzerindeki karar şu anda. Bak, zaten TFF, Ali Bey'in söylediği en doğru şey oydu biliyor musun hocam? Ali Bey'in söylediği en doğru şey oydu. Futbol tarihinden kurulmuş, gelmiş, geçmiş. Bu kadar olayların olduğu hiçbir sözden hatırlıyor musunuz? Bu kadar yıldır içindesiniz. Yani etkilenmemedi mümkün değil ya. Federasyon, TFF, MHK, tahkim. Dün kendi içinde hakemler geri dönmesi için tahkime gidiyorlar, müracaat ediyorlar. Tahkim onları geçersiz sayıyor. Ya bu son bir sene içinde futbol tarihimizde olmaması gereken ne varsa oldu. Ya herkes futbolu kendi oyuncağı yaptı ya. Yani bakıyorum her yerde aynı. Samimi söylüyorum, amacım birini eleştirmek değil. Zaten Türk futbolu önce bir yere gidecekse ya, benim birinci iddiam da şu. Türk futbolu nasıl kurtulur? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon başkanları veya onların yöneticileri veya bu kulüpler biz Türk futbolunu kurtaracağız diye dördü bir araya gelsin. Savaş'ın dediği gibi sadece bir iş yapmalarına gerek yok. Biz bir aradayız, hep birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonra Türk futbolunda şunlar olsun, şunlar olmasın dedikleri anda Türk futbolu kurtulmuştur ya. O hani ofsaytımsa... Bak bunu yapsınlar yeter. Demin Kulüpler Birliği'nden örnek verdim. Ali Koç Başkan gerçekten orada çok değerli hizmetleri de oldu. İstifa ediyor. Kulüpler Birliği diyor ki ya başkan geri dön, sezon sonuna kadar böyle olması lazım. İstifa geri alınacak, öyle konuşuluyor. Ali Koç Başkan da sıcak bakmış. Ya istifa tek taraflı bir müessesedir ya. İstifa ettim derim, giderim ya. Eğer benim doğru bir gerekçem varsa. Burada da ama burada her şey insanların kendi veya kendi kurumların çıkarı üzerine planlanıyor, öyle uygulanıyor. Böyle olduğu sürece bu kavga bitmez. Hocam ofsaytımsı, işte inisiyatifimsi olayların yanında bir tek şey. Samimiyetimsi değil, samimiyet olacak hocam. Samimiyet. Ben yıllardır söylüyorum. Kulüpler Birliği toplantılarını yıllarca takip ettik. Federasyon toplantılarını yıllarca takip ettik. Kapalı kapılar, arka plan, ön plan. İnanılmaz bir samimiyetsizlik var. Açıklama yapılıyor. Açıklamadan 5 dakika sonra bir bakıyorsun ki çıktığın anda daha köşeye dönmeden birbirlerine laf, söz, hakaret, eleştiri... Birçok toplantı hatırlayalım ya.
Spor Bakanı'nın da yer aldığı bundan önceki toplantılar, kulüpler bile toplantılarında herkes kuzu gibi. Ama o toplantıdan çıkıldıktan sonra bakıyorsun ki bütün eteğindeki taşlar orada dökülmesi gereken dışarıda dökülüyor. Yani bunda yöneticisinden, kulüp yöneticisi, Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, hakim, aklınıza ne geliyorsa hepsi aynı hocam. Başkanın söylediği tek doğru da oydu yani burada. Kulüpler Birliği'ndeki istifa tek taraflı olduğuna da %100 katılıyorum. O günü Trabzonspor maçından sonra Ali Bey'in WhatsApp grubundan yazdığı bir iddia edilen bir mesaj vardı biliyorsun. Destek gelmedi. Bir ya da iki kulüp destek olmuştu. O kulüpler şu anda neden mesela Ali Bey'in tekrar geri dönmesini istiyor? O günü sitem bu değil miydi? Ali Bey'in ben yokum demesinin sebebi bu değil miydi? Başlıca sebebi. Trabzon'da sezonun en kritik, en tartışmalı maçlarından bir tanesi oynanıyor. Hala konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. PFTK kararları henüz çıkmamış. Verilmedi daha. Verilecek, çıkacak. Siz burada yalnız kaldığınızı düşünerekten, kulüplerden bir geçmiş olsun mesajı yayınlanmadığını düşünerekten istifa ediyorsunuz. Bugün tekrar aynı kulüpler başkan gelsin ve bir kulüp dışında. O bir kulüp de Galatasaray zannedersem yani. Üç kulüp var. Trabzon var, Rize var. Onlar yazılı olarak onay vermemiş durumda olan. Onlara da ulaşılamamış veya onlardan cevap alınamamış tarzında bir yorum geldi. Üç kulüp. Diğer kulüpler daha önce de niye bu şeyi yapmadılar mesela yani? Baktığımız zaman. Sevgili Savaş, dedin ki samimiyet. Bak, olay sadece resmi bu tür toplantılarda değil. Bizim günün 24 saati samimi olmamız lazım ya. Yani günün 23 saati samimi olmayan biri böyle önemli konuları konuşulurken o toplantılarda veya o maçlarda veya o işi yaparken samimi olması mümkün değil. O yüzden insan önce kendinden başlayacak. Ben niye bu kadar iddialı konuşuyorum, emin konuşuyorum? Biz kaç senedir tanışıyoruz? Senle veya Kerem'le. Çok eski. Nereden baksak 20 sene, 25 sene, 30 sene. Hocamla bizim 20 senemiz vardır. Basit toplantı. Ya bu süre içinde, bakın iş yaparken değil. Burada kaç senedir birlikte yayın da yapıyoruz ya. Biz dışarıda sohbet de ediyoruz. Benim kuruma gelişimi görüyorsunuz, gidişimi görüyorsunuz. Burada oturup sohbetimi görüyorsunuz. Ben de şu ana kadar samimiyetsiz bir davranış gördünüz mü? Çok ben hatırlamıyorum. Net. Dürüst cevap verin lütfen. 2009'dan beri tanırım. Hatırlamıyorum. İşte ben bunun için iddialıyım. Ben bunun için diyorum ki ben bu işi yaparım kardeşim. Neden? Çünkü ben samimiyim. He, ben bunu yaparken ben hata yapmam demiyorum. Ben hatamı yaptığımda da şapkamı alır da giderim. Benim kimseye bir göbek bağım yok. Biz demek ki bazı görevlere bu insanları getireceğiz ya. Bazı görevlere değil, birçok görevlere. Ben onu öyle söylüyorum. Anlatabildim mi? Bakma şimdi, bu benim tamamıyla biraz daha ılımlı yaklaşmak istediğim için. Benim amacım ortalığı yıkmak değil. Ülkemizin tamamıyla kendini bu ülkeye adamış, kendi mesleğinde bu ülkeye, bu insana, Türk insanına, yemin ediyorum belki içimizde hata yapan insanlarımız da var. Türk halkı bu güzellikleri hak ediyor ya. Hocam %100. Her yönden hak ediyor ya. %100. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var her sektörde ya. Siz bunları anlatırken hocam aklıma o kadar şey geliyor ki. Dediğin gibi samimiyet her şeyin başında geliyor. Abdülkadir Bitiken bu maçta madem ki böyle bir hata yaptı, konuşuldu. Diğer tarafta Fenerbahçe aynı şekilde. Ya böyle bir hata yapılan yerde MHK başkanı olsanız, TFF başkanı olsanız, TFF başkanı ilk önce yok demişti biliyorsunuz öyle bir şey. Hı. Ali Bey'in açıklamadığı zaman. 13 gün sonra kendisinde var olduğu çıktı. Siz bu insana ceza vermiyorsunuz. Yani eğer hakemin arkasında duruyorsan cezayı da sen vereceksin. Evet. O zaman biz bu hakemi istemiyoruz da çok duyarız daha. Biz şu hakemi maçımızda istemiyoruz da bundan sonra çok duyarız. Eğer biz bu hakemi maçımızda istemiyoruz diye bir açıklama varsa ben MHK başkanı TFF, bir dakika derim, ben bu cezayı veririm. 4 aylık ceza, 1 aylık ceza, belki 3 aylık ceza. Ceza yani çare midir? En azından o cezayı aldığı zaman. Ya bir kulüp istemiyor diye ceza mı verirsin? Bir kulüp istemiyor diye değil. Eğer sen bunu gördüysen, ki Ali Bey 13 gün önce bu görüntü çıkmadan önce açıkladı. Onu sizin vermeniz lazımdı. Bizden habersiz. Abdülkadir Bitiken, işte Özgür Yankaya bu maçta varlar mesela. Bizden habersiz. Biz bunu göremezdik. Onlar görüyorlar. Bu hakemleri dinlendirirsen, kulüp başkanlarına ben bunu istemiyorum demesine fırsat bırakmazsın. Çünkü ben cezasını verdim dersin. Peki federasyonun bu cezayı vermesi mümkün mü? Şu andaki federasyonun hiçbir şeye yok. Diyorum ya, çok basit bir olay. Görüntü sızdırmadan bu son haftaki en büyük rezaletlerden biri o eğitim kayıtlarının sızdırılması. Daha sonra tamamını yayınladılar. Ya bunu yapanları... Mecbur kaldılar yayınlamaya hocam. Hayır, işte şimdi bak. Burada üzerinde durulması gereken konu sızdırılma. Kim sızdırıyor? Şimdi buna benzer bir olayı bir sene önce yaşadık. Dendi ki
Lale Orta Hoca Hanım bazı görüntüleri bazı kulüplere sığdı veya bir kulübe sızdırdı. O dönemde hepsi ayağa kalktı. Açıklamalar geldi. Futbol Federasyonu dedi ki bu konuyu araştırıyoruz. Araştırmaların sonucunu size bildireceğiz. Lale Hoca dedi ki o araştırmalar bitsin ben de açıklamaları yapacağız. Herhangi bir araştırma sonucu duydunuz mu? Bir sene geçti aradan ya. Bir sene geçti. Yok. Çünkü yapılmıyor. Bu da yapılmayacak. Bunların hepsi bilinçli bir şekilde yapılıyor ya. Yani o zaman nasıl biz hakemlere güvendiniz hocam? Ben de onu söylüyorum. Öyle karışmış ki bak bu bunu yapan değişmediği sürece. Bak bunu yapan oradaki hakem değil. Demek ki daha o sistemin başındaki adamlarda sorun var. He, Şenez Erzik de bence bu hafta bir açıklama yaptı. Onu da ilgiyle takip ettim. O da güzel bir şey. Önce tepeden başlamamız lazım diyor. Futbol Federasyonu Başkanı, TFF Başkanı. Ya Sayın Şenez Erzik Başkanım, sen Türk futbolundaki en önemli insanlardan birisin. Bunu büyük bir ihtimalle Hugh Douglas sızdırmıştır diye bir açıklama yakıştı mı başkanım sana ya? Yani benim hiçbir suçum yokken beni zan altında bırakmaya kimsenin hakkı var mı ya? Eğer bir şey biliyorsan net bir şekilde açıkla, gereğini yapalım. Yani bizde herkes bakın yuvarlak konuşuyor. O da neden? Şenez Başkan kimi eleştiriyor? Futbol Federasyonu Başkanı. Niye? Herkes kendi halef selef misali Futbol Federasyonu Başkanlarını en çok o başkanlar eleştiriyor. Bizim hakemleri en çok eski hakemler eleştiriyor. Teknik direktörleri en çok eski teknik direktörler eleştiriyor. Belki de o görevde olmadığımız için. Ya böyle bir dünya var mı ama ya? Ama işte burada yine... Düşenin halinden göğe düşenler anlar. Biz de düşene en çok daha önce orada olanlar vuruyor. Nasıl bir dünya? Sayın Şenez Erzik'in o yüzden Türk futboluna katkıları çok net bir şekilde ortadadır. Sen de ifade ettin hocam. Bugün UEFA'da da görev ediyor, ülkemizi temsil ediyor. Belki bilgiye dayalı da biraz konuşmam. Bunu bekliyorum. Belkiyle olmaz. Tamam. Ama sizin şu söylediklerinize tekrar aynı yerdeyim. Siz bu VAR kayıtlarında konuşulan, daha sonra yapılan Zoom toplantısında yaşananlardan sonra kişilere ceza vermiyorsanız ben o zaman VAR hakemi gelsin, yabancı hakem olsun diyorum ya. Ya olsun hocam. Savaş. Ya niye çıkmadı? Ali Bey, Ali Bey acaba dedik ya ilk duyduğum zaman. Ali Bey yine konuşuyor. Öyle değil mi hocam? Ali Bey dedi ki Abdülkadir Bitiken'in bu VAR'a çağırdı. Bu konuşmaları ortaya bana dedi bilgi geldi dedi. Az önceki Şenez Erzik'in söylemiş olduğun gibi. Evet. Belki Şenez Erzik de bunu %100 bilgiye söylüyor. Bak belki sene, değil o zaman açıklayacağım. Ali Koç için de aynı şeyi yarım söyledim yamalak hocam. Olmaz Ali Koç işte. İçin de şunu söyledim. Dedim ki Ali Bey... Ben Hugh Douglas olacağım hemen mahkemeye veririm hemen. O verip onun problemi. Ama bak aynı benzetme. Ali Koç bunu söylediği zaman birçoğumuz şey dedi. Ya Ali Bey konuşuyor ama ortada bir belge yok, bilgi yok. Böyle bir iddia var. Buradan federasyon başkanına çağır. Federasyon başkanı ben yokum dedi burada. Savaş. Onun üzerine federasyon başkanı da çıktı. O yüzden yani burada... Başkan, federasyon başkanı, MHK, Merkez Hakem Komitesi Başkanı bu cezaları siz vermediğiniz sürece ne yaparsanız ya, yapın sana, kendi kendine cezasını verecek. Savaş, bir, ben kendi cezamı kendim kesmenin en doğru olduğuna inanıyorum. Ben samimiyim ya, ben onu yaparım. Ama Türkiye gerçeği şu, bizim önce MHK Başkanı'na ceza vermemiz lazım. Ona da ceza verilmiyor mu? Kim verecek? TFF Başkanı. Bizim önce ona ceza vermem. TFF Başkanı veremiyorsa da Spor Bakanı. Veya bu hep yukarı doğruya gider. Ya bizde herkes ya şu koltuk nasıl bir koltuksa yani herkes oturduğu koltuktan her türlü yanlışı yapmasına rağmen bir türlü kalkmıyor ya. Ya her şey bir tarafa. Ya Türk insanı biz çok onurlu bir halkız ya. Ben bir hata yaptığım zaman her şey bir tarafa. Benim yüzüm kızarır ya. Bu kadar ha. Evet. O kendi kendini çekeceksin. Bakın bazı doğruları bizim yapıyor olmamız lazım. İşte o doğrularda o. Tamamıyla işi bilen insanlar oralara gelecekler. Ve şeffaflık dedik. Senelerdir o kurumsal yapının en önemli kriterlerinin içine şeffaflığı koyduk. Daha şeffaf olan hiçbir şey görmedim bu ülkede ya. Türkiye futbolu. Herkes doğruları gizliyor. Ankara Gücü maçından sonra Halim Beren'in o olayından sonra saha dışı, saha içindeki o hatırlamak bile istemediğiniz olaydan sonra merkez TFF Başkanı'nın artık yeter diye bir isyanı vardı. Biliyorsunuz. Hepimiz izledik. Ondan sonra ortada yok. Bir iki tane küçük yazılı açıklaması var. Ya bu kadar olayların olduğu yerde, bu kadar tartışılan federasyon, bu kadar tartışılan MHK, bu kadar tartışılan kurullar
Hakem camiası ya, var, yok, işte şimdi, yabancı hakem, her şey varken bir basın toplantısı yapın, bir şey açıklayın ya. Ya hayır, şimdi hep buraya Ali Koç başkandan çıktık ya aslında, evet, orada çok zengin böyle konuşulacak konular var. Bu sevklerin hala yapılmadığı ile ilgili Ali Koç başkanı biri demiş ki ya merak etme demiş, bir şey olmaz. Ali Koç başkan çarşamba günü Fenerbahçe'nin maçı var. Ya bunlar nasıl olsa tedbirsiz olarak sevk edilecek. Ali Koç başkan da haklı yere diyor ki ya tedbirsiz demek, demek ki onların ilk maçında bunlar cezalı olmayacak. Arkadan gelen maç Süper Kupa, Galatasaray maçı. Acaba birileri bizim futbolcularımıza orada mı ceza vermek istiyor? Bir dakika. Şimdi şu var, bakın nasıl tedbirsiz ya? Biz şu kadarını biliyoruz. Haklı, haksız, o ona saldırdı, bu buna saldırdı. Ben resmen savaşa döner tekme atıyorum. Bu kayıtlarda mevcut. Hakem gözlemci raporlarında da mevcut. Döner tekme atan adamı nasıl sen oraya tedbirsiz sevk edersin ya? Futbol kurallarında... Döner tekme değil de koşan adamın elinde bıçak olsaydı ne olacak hocam? Şimdi bak, hayır, benim dediğim şu. Bizde kuralları da biz yanlış uyguluyoruz. Bıçağı ya, belki döner tekmeyle düşürmüş olacaktı eldeki bıçağı. Yani vücudunu saklayıp mesela. Bu kurallara bakarsak hocam, tedbirsiz dedin ya. Orada da mesela Ali Bey'in açıklamaları. Tedbirsiz Galatasaray. Bana göre o günü hala söylüyorum. Biz kamuoyu olarak o görüntünün dışında daha bir görüntü görmedik. Montajlı görüntü. Bu arada hukukta ya öyle olsaydı diye bir şey var mı? Ya olmaz. Şimdi savaş şey, işe hayır, zenginlik katmaya çalışıyor. Hayır, PFDK'ya onun hocam için şeyi söylüyorum. Orayı geçtim artık. Tedbirsiz olarak sevkten Icardi ceza aldı. Antalya Spor maçı önce sabah tedbirsiz olarak bak, sevk edilmişti. Tedbirsizdi hocam sevki. Ama maç günü kamptaki adam ceza aldı. Sevgili savaş. Olabilir yani. Bak, bu da olabilir. Burada sonra tedbirsiz şu demek. Bunun cezası var veya yok, kesinleşene kadar bu bütün haklarından faydalanır. Dolayısıyla Icardi de bütün haklarından faydalanıyordu. Dur. Ama o maç oynanmadan önce onun kararı verildiği için o zaman kararı... Maç sabahı. Evet, şeyde cezası kesinleşti ve o gün oynamadı. Zaten maç sabahı böyle bir kararın alınması kadar yanlış bir şey yok. Ama senden hep şunu yanlış da rica edeceğim. Mümkünse biz örneklerimizi Galatasaray, Fenerbahçe üzerinden vermeyelim. Çünkü açarsak çok açarız. Çünkü şu var, öyle bir şey olunca o zaman da biz bu yangına sanki körükle gitmiş gibi oluyoruz. A kulüp, B kulüp. Ya o yüzden bizdeki uygulamaların hepsi yanlış. Ben en tepeden başlarım. Bu yanlış uyguların birinci sorumlusu TFF ise o TFF'de önce yukarıdan aşağı o temizliği bir yaparım. Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar şu anda zaten... Eğer normal şartlarda yarışın içinde olsaydı şu anda bambaşka bir cadı kadını izlerdik yani. Cadı kazan olurdu. Bir de yani orada cezalar konusunda kaç gün oldu Trabzonspor maçı oynananı? 2 hafta oldu işte. Türk futbol tarihine bakalım. 2 haftalık dilimde PFDK sevki olmayan başka bir süreç var mıdır? Başka bir maç var mıdır? 9 kişiyle oynanan 5 tane kırmızı kartların, 6 tane kırmızı kartların, ama hükmen mağlubiyetlerin, sağdan çekilmelerin de dahil. Nedeni belli. Onun nedeni belli. Çünkü bu olay o kadar büyük bir olay ki bu olaya kılıf hazırlamak için bu kılıfın çok büyük olması lazım. Daha o kılıfı dikemediler. Kabul etmiyorum öteki işte olaylar işte, küçük kabul etmiyorum küçük işte kılıflar yani kapatılıyordu. Hocam, en az bu buraya büyük kılıf hazırlamak için bilerek bunu uzatıyorlar. Fenerbahçe Galatasaray maçı, Hasan Şaş, işte Fatih Terim, orada birçok yerli oyuncu vardı. Mariano vardı, bir sürü oyuncu. Aynı anda hemen ertesi gün cezalar tak tak açıklandı. Bu kılıfı siz bir an önce halletmek için oradasınız. Yani o çuvalı, gerekirse hepsi artık çuvalı toplanmış. Görüntüler toplanmış. Türkiye Futbol Federasyonu... Suça kılıf uydurmayacaksın, hocam, üstünü örtmeyeceksin. Bakın, Fenerbahçe diyor ki, biz diyor koridor görüntüleri istedik diyor. Vermiyorlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Bunların hepsi toplanmışsa maçtan sonra, İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Siz diyor daha soyunma odasındaki koridorları görmediniz diyor. Bu görüntüler Türkiye Futbol Federasyonu'nda 24 saatte toplanılır, ceza çıkar istedikten sonra. PFDK sevkler çıkar. Ama Ali Bey ne diyor? Biz büyük ihtimalle buradan bir ceza beklemiyoruz diyor. Yoksa Batu Şahan'ın da burada savunulacak tarafı var, eleştirilecek tarafı da var, o starların da var. Ama yani o tekmeyi atan adam, tekrar söyleyeyim, orada biz o Batu Şahan'ı o tekmeyi atarken evet bir şey yok tabii karşı tarafta. Ama elindeki bıçağı tekme atarak düşürmüş olsam o kendini savunma. Ya geriye gidelim o zaman. Josef'in şeyinde kırmızı kartını iptal edemeyen o gün şey başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Bey dahil tüm kulüpleri eleştirmiştim. O cezayı kaldıramadılar. O cezayı kaldırmış olsalardı. Sonra Göztepe maçında yaşanan olaylar. Ya savaş.
Şimdi bak, olay bambaşka yere gidecek. Ben o konuda da farklı düşünüyorum. Bizim şu noktaya gelmemiz lazım. O noktada şu. Yaşamın her kesiminde aynı olay. Her ülkede, her toplumda, her ailede, her ilişkide, iki kişi arasında bile yazılı veya yazılı olmayan kurallar vardır, kanunlar vardır. İnsanların görevi de bu kurallara, bu kanunlara sonuna kadar uymaktır. Bu kanunları beğenmeyebilirsin. Onu değiştirmek isteyebilirsin. Demokratik ortamda o kanunları değiştirmek için her türlü çalışmayı yapma hakkına herkes serbest. Ama hepimizin görevi de o kanun değişene kadar, sonuna kadar o kanuna uymak. Eğer bugün saha içinde futbolcu kendini haklı bile görse veya kamu vicdanı kendini haklı bile görse, birine, bir taraftara haklı, bak haklı bile olsa, birine yumruk atmak bir cezayı gerektiriyorsa, o kanunun sırf gelecekteki o saygınlığını yitirmemesi için yürürlüğe girmesi lazım. O kanuna göre o kişinin cezalandırılması lazım. Ya benim vicdanım buna el vermiyor deyip de sen o cezayı affettiğin zaman, o zaman şöyle alışkanlık başlıyor. Oradaki kanuna vicdan kabul etmedi, cezalandırdı. Bir başka olayda da vicdan onu da kabul etmiyor. Hadi onu da affedelim, onu da affedelim. Hayır efendim. Benim vicdanım şunu kabul etmiyor. Kural koymanın birinci yolu odur. Benim vicdanım da orada var olan kuralları hiçe sayan, kabul etmeyen, o kanunun verdiği cezayı bile yok sayan uygulamaları da benim vicdanım kabul benim etmiyor. Benim vicdanım o günü Josef basın toplantısı yaparken sahaya atlayıp o tekmeyi atan kişilerin hukukçularla beraber fotoğraf çekilmesini kabul etmiyor hocam. Ya bak, o benim başka bir iş. Benim onu kabul etmiyor. Savaş. O kişi o ceza aldı, başka o kişi ceza. Ya. Olur mu hocam? Ben, oradan geliyor. Bak ya. Ya oradan geliyor sevgili Şenem. Ya şimdi Şenem, biz neyi tartışıyoruz? O sahaya atlayan kişilerin. Bak biz neyi tartışıyoruz? Sahaya atlayan kişiyi ben affedilsin dedim mi? Hayır. Onu oradan çıkaran affedilsin dedim mi? Onun da cezası ama var. Ama oradan başlıyoruz. Ama o sahaya atlan kişiye yumruk atan kişi de affedilmeyecek. Tabii ki öyle. Hafifletici neden başlıyor olur? Veya kalkar ben, şunu dersin. Şunu dersin. Şu ana kadar kural buydu. Bundan sonra bu kuralı böyle değiştiriyoruz. Bu kural böyle değiştirdiği için de orada onun belki iki maç olan cezasını yine de yok saymadan bir maça indirebilirsin. Orada belki bir çözüm bulursun. Ama burada kanun yürümeye devam ediyor. Burada özel bir durum var. Ben bunu affettim. Ya Allah korusun. Senin çoluğuna çocuğuna istemeden ben bir zarar versem kalkıp da ben bunu istemiyordum, İşte bir sürü mazeret uydurarak bunu affedin, bana ceza vermeyin dediğimde sen bunu kabul edebilir misin ya? Ben, bizim ülkemizde evlat acısı çeken dünya kadar ana var, baba var. Bugün babasını kaybetmiş dünya kadar yetim var, çoluk çocuk var. Onların babalarına yapılan bu haksızlıklara karşı biri ya şundan dolayı ona ceza vermeyelim dediğin zaman git bakayım o yetim çocuğa sor, o anne babaya sor, bunu kabul edecek mi? Buna benzer dünya kadar olay görüyoruz. Hocam bunun o yüzden bakın bu kıyas olayı çok önemlidir. Kanun varsa iki dakikamız o kanun var uygulanacak. O kanun herkese uygulansın hocam. Beşiktaş'ta Josef'e yapılan haksızlık, taraftarların aynı basın toplantısında fotoğraf vermeleri, biz buradayız, çıktık cübbelerle beraber avukatlarla. İki hafta sonra Göztepe Altay maçı, takım arkadaşına korner direğiyle vurulurken takım arkadaşı futbolcu müdahale edemiyor ya. Ya Savaş, Göztepe Altay maçında atılan o fişekleri mahkemesi bile başlamadı ya. 62-22'yi tamam. Biz senelerdir bekledik. Neyi tartışıyoruz? Neyi tartışıyoruz? Sen olayları başka yere götürüyorsun, onu tartışıyoruz. Normalde ceza alması gereken adamlar zaten belli. Hocam, ben de diyorum ki kanunlar burada belli bak. Bu kanunlara kim uymadıysa bunların hepsine ceza, hepsine. Hocam burada hemfikiriz. O 62-22'ye burada oturanlar, teknik direktörler, Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi gerek sosyal medyada, gerek maçtan sonra yapılan hocaların açıklaması, gerek yönetici açıklamaları, gerekse bizler, onu o zaman herkese uygulanması lazım. Sadece tribünlere değil. Bizlerden de var o tribünlere kadar sosyal medya, teknik direktör. Hatırlayalım mı Fendik maçı sonrası, Trabzonspor maçı öncesi yapılan açıklamaları? Bunların hepsinin o zaman bir yaptırım olması lazım. Yani kişilere ya, biz Savaş, çok... O kanunu niye koyduk? Onları cezalandıracağız diye koyduk ya. O cezalandıracağız diye koyduğumuz kanunları işletmedik. Ve samimi söylüyorum, benim gücüm olsa ben ilk cezayı bunu işletmeyenlere veririm.
bu kanun varken niye işletmiyorsun diye onlardan hesap soralım ya. Onun da kanunda yeri var. Hocam yara pansuman yaparız ama komple kapatırsak o arkası gelmez. Biz bir türlü kapatamıyoruz yarayı. Sürekli pansumanla geçiştiriyoruz. Niye pansumanla geçiş? Bende pansumanla geçiştirmek yok. Sen diyorsun ki Joseph burada vicdan buna izin vermiyor, ona ceza vermeyelim. Vicdan ona izin vermiyor, ona ceza vermeyelim. Pansuman olmaması için kesinlikle herkes. Bir virgül nokta. Koyuyoruz. Az sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray iç sahadaki üst üste 19. lig galibiyeti için sahaya çıkacak salı akşamı Hatayspor karşısında. Hocam bekliyor muydunuz Okan Hoca'nın bu kadar rekorlar kırmasını ya da kırdığı rekorları geliştirme ihtimalinin görünmesini kısa süre içerisinde? Ne dersiniz? Zaten şampiyonluğu olan bir teknik direktör olarak geldi ki Galatasaray'la şampiyon olmak çok da zor değildir. Galatasaray'ın ortalamalarına baktığınızda zaten 2 senede bir şampiyon oluyor son 30 yılda neredeyse. Ama sonuç itibariyle bu kadar rekorlar kırmak daha farklı bir boyuta taşıyor olayı. Doğrudur. Bekliyordum. Şu açıdan bekliyordum. Okan Hoca'nın ilk geldiği dönemde daha kaldı ki Galatasaray Lig'e en son diyelim yönetimini, teknik adamını belirleyerek başlamış takımdı. Artı kadroyu da ondan sonra yaptılar ama bir önceki sene 13.lükle çok büyük bir başarısızlık vardı. Galatasaray'ı çok iyi bildiğim için Galatasaray her zaman şampiyonluğun adayıdır. Geçen sene de benim daha sezon başında Galatasaray'ın sorunlu olarak görüldüğü o dönemde bile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu düşünürüm. O yüzden geçen sene bence haklı bir şekilde o başarıyı elde ettiler. Bunu elde ederken de ki Fenerbahçe'yi de ayrı bir yere koymak lazım. Fenerbahçe ile Galatasaray geçen sene puan ortalamasında ikisi de rekor kırdı. Yani daha önceki yıllarda 2-11, 2-12, 2-15 şampiyonluğa yeterken geçen seneki ortalamalar 2.5'un üzerindeydi. Şimdi böyle bir ortalama tutturmuş bir hocanın bu sene de aynı ortalamayla devam etmesi gayet doğaldır. Kaldı ki kadroda daha güçlenmiş, kaldı ki takımın oyunu daha oturmuş, kaldı ki takımla olan ilişki, iletişim daha oturmuş ve camia içinde de karşılıklı birbirlerine duyulan güven daha artmıştı. O yüzden bu benim için kesinlikle sürpriz olmazdı, olmadı da. Ama bir de futbolda böyle bir gerçek var. Maç ne kadar kolay görülürse görülsün hiçbir maçı kazanacağınızın garantisi de yok. Tabii. Dolayısıyla bizim kaza diye nitelendirdiğimiz puan kayıpları hep olur. Yani Okan Hoca bu son 18 maçta bu kazaları içeride yaşamadı veya takım yaşamadı. Böyle olduğu için de rekoru büyük bir ihtimalle kıracak. Bakın bu hafta gelecek bir kaza o rekorun kırılmasına yine engel olabilir. Kaza demek de benim gözümde %1'dir, %2'dir. Yani bu tür kazalar futbolun güzelliğidir. O yüzden benim için gayet doğal ve haklı bir rekor olur, başarı olur. Ben bu tür güzel rekorları bütün teknik adamlara, bütün kulüplere diliyorum kendi adıma. Savaş Çorlu nasıl bir beklentin var salı günkü maça dair? Okan Hoca'nın bu başarılı grafiğini nasıl yorumluyorsun? Ben bir defa böyle bir başarıyı beklemiyordum açıkçası. Yani başarı, birinci şampiyonluk, arkasından yeniden gelecek. Şu anda şampiyonluk için çok ciddi bir avantajlı durumda. Bu kadar yıldız oyuncu bir arada barındırmak kolay değildir. Burada bir teknik adam var. Okan Hoca da oyunculuk zamanında, hocam senin de öğrencindir. Çok beyefendi bir kişilik, evet. Saha içi karakteri. Bir defa bu kadar yıldız oyuncu iki senede gördüğün zaman çok küçük krizlerden bir tanesi. Geçen sene şampiyonluğa giderken Gomis krizi çok kısa sürmüştü. Bu sene de bir Sergio Oliveira kupa maçından sonra, Karagümrük maçından sonra bu da çok net bir şekilde aşıldı. Yani sezon başındaki açıkçası bu kadar yıldızı bir arada idare edebilecek mi kuşkusu bende vardı. Geçen sene takımda çok fazla yıldız oyuncu yoktu ve tek kulvarda gidiyordu. Bu sene Okan Hoca için tıpkı geldiği zamanki böyle bazı keşkelerim bu sene de vardı. Ama bunları aştı. Aslan payını başardı. Okan Hoca'ya yazıyoruz. Zaman zaman eleştirdiğimiz konular var. Son Kasımpaşa maçını kazanmasını bildi, futbol olarak yoktu ama takım son viraja geldiği zaman bazen kötü oynayarak kazanmak da olabiliyor. O da onlardan bir tanesiydi. Yani aslan payını hakikaten Okan Hoca'ya vermek lazım. Veriyorum da.
Oyuncular bazında baktığın zaman kendini çok geliştiren oyuncular var Okan Hoca'yla beraber. Bu sene baktığın zaman Barış'ın performansı olağanüstü bir şekilde iyiye gidiyor. Milli takımda da keza aynı şekilde. O da bu arada Yüzler Kulübü'ne giriyor. Kısa sürede 100 maç Okan Hoca'yla beraber belki aynı anda bir Yüzler, bir de Okan Hoca'nın yeni rekoru olabilir. Galibiyete yakın taraf tabii ki. Ama milli aralar her zaman biraz sıkıntı olmuştur. Okan, Ahmet Hocam da galibiyete yakın tarafın Galatasaray olduğunu çok net bir şekilde söyledi. Ben de onu söyleyebilirim. Seyirci baskısı, seyirci maçı yapmayı özledi, maça gelmeyi özledi. Ramazan olmasına rağmen salı günü nereden bakarsan bak yine o 45 bin bandını yakalayacağını düşünüyorum. İlk maçın son mağlubiyeti Galatasaray'ın Hatayspor'a. Bunun da bir rövanşı olacaktır mutlaka. Okan Hoca'ya burada çok iş düşecek. Milli ara, milli takımdan dönen oyuncular var. Bir 5 gün izin yaptı, mini bir Antalya'da kamp yaptı takımla. Her şey psikolojik olarak bunu hazırlamak. Futbolcu olarak da geçmişte Fatih Terim zamanında sizler zamanında bu tip kamplara Okan Hoca alışkındır. Yani şu anda baktığın zaman Galatasaray'da bir rehavet olmadığı sürece bu galibiyet rekorunu kıracakmış gibi gözüküyor. Ama bu futboldur. Ben normalde Galatasaray'ın rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Ama milli aralardan sonraki süreçte biraz tabii insanı tedirgin etmiyor değil. Kadroda birkaç değişiklik bekliyorum. Onu da söyleyeyim hazır Kerem yeri gelmişken. Tabii ki. Mesela Abdülkerim'in olduğu Berkan vardı stoperde. İki maç arka arkaya oynamıştı. Burada Abdülkerim'in yeniden döneceğini bekliyorum. Sağ bekte Kaan Aya mı Barış mı? Hocam az önce VTR'yi izlerken Hakim Ziyech dedi. Hakim Ziyech'in Kasımpaşa maçındaki performansı ve milli takım dönüşü burada ben Barış'la bir yerde işleyeceklerini düşünüyorum. Barış'ı sağ beke çekip ki Hakim Ziyech'i orada kanada atabilir. Zaha'nın performansı iyiye gidiyor. Kerem Zaha arasında bir değişiklik olur mu belki? Ama şöyle baktığın zaman bu Kasımpaşa maçına göre bir iki tane ya da bilemedim üç tane bir değişik görebilirsek şaşırmam ben yani. Hocam birçok teknik adamın bugün açıklamalarına baktığımda özellikle yabancı teknik direktörlerle ilgili bunu söylüyorum. Bazı oyuncularının ilerleyen dönemlerde hocalık yapabileceklerini söylediklerine çok tanıklık ediyoruz. Özellikle Xabi Alonso ile ilgili futbolculuk döneminde dahi çok fazla şey söylenmişti, başta Guardiola olmak üzere. Bugün baktığınızda, geçmişe döndüğünüzde Okan Hoca'da böyle bir potansiyel görmüş müydünüz? Futbolu olan ilgisi, soru güzel. Hani sıradan bir oyuncu gibi miydi yoksa daha mı fazlaydı? Misal bir röportaj izledim, Arsenal'lı oyunculara soruyorlar. Gabriel'e işte takımın içinde biri var mı hoca olabilecek? Evet. Jorginho diyorlar. Evet. Mesela. Böyle bir elektrik alıyor muydunuz Okan Hoca'dan? Şimdi böyle biraz uzun cevap vereyim. Çünkü gerçekten ilk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Nedeni de şu, Okan Hoca'nın ilk dönemiyle. Okan Hoca'nın ilk maçında ben vardım. Okan Hoca'nın son maçında ben vardım. O yüzden İlk maçında iki gol atmıştı. Son maçında bir gol atmıştı. Kaldı ki son maçta takımın başında ben vardım. Yani Okan Hoca'nın Galatasaray'a ikinci gelişi. Ben iki Okan Hoca arasında çok büyük fark gördüm. Okan Hoca da rahatsız olmayacaktır. Çünkü son derece demin Savaş samimiyetten bahsetti ya. Okan Hoca samimi diyebileceğim çok az sayıdaki insandan biridir. Bu çok önemli. Bence Okan Hoca'nın en büyük artılarından biri o. Türk halkı nasıl bizim buradaki samimiyetimizi hissedip bizi ona göre değerlendiriyorsa futbolcusu da Okan Hoca'nın samimiyetini hissediyor. Onu ona göre değerlendiriyor. Okan Hoca'nın en büyük geçen sene geldiğinde artısının takımla futbolcularla olan iletişimi diye ben burada vurgulamıştım. Hı hı. Bu konuda doğru çıktığımızı gördü. İlk günlerine gideceğim. Okan Hoca da 17 yaşında. Böyle utangaç, insanların yüzüne bile bakabilecek durumda olmayan bir yaştayken, daha o yani alışkanlıkları yokken haliyle bambaşka bir Okan Hoca vardı ilk başladığı dönemde. Hatta şu örneği vereyim. 92-93 sezonuna başladık. Okan Hoca ki onu müthiş bir şekilde hazırlamıştık. Yani o hazırlığın karşılığını hemen aldık. Bütün maçlarda Okan Hoca genç takımdan yeni gelmiş. Full oynatıyoruz onu. Yani birçok eksiği var ama gelişmesi için ona destekte de bulunuyoruz. Bir maçta devre arası ilk yarı kötü oynuyoruz takım olarak. Okan Hoca da iyi oynamıyor. O zaman da teknik direktör Feldkamp'tı. Böyle biraz soyunma odasında kulak çekme olur ya, fırça demeyelim. Hı hı. Ya öyle biraz hocadan ufacık da olsa bir sert tavır gittiğinde Okan Hoca'nın gözünden gözyaşları damladığını ben gördüm. Yani böyle olduğu için de
Okan Hoca böyle bir yapıdaydı. Sonra o sene Allah kimseye vermesin çok kötü bir sakatlık geçirdi. Arkadan Okan Hoca'nın tekrar dönüşü 3 senesini aldı. O 3 sene içinde de çok samimi söylüyorum Okan Hoca'yla biz çok gergin anlar yaşadık. Yani bir antrenör futbolcu ilişkisinin ne kadar zor olabileceğini ama iki tarafta samimi ise sorun yani iki kişi arasında sorun yaşamadan nasıl başarıyla atlatılacağını gördük. Okan Hoca devamlı gelirdi. Ya hocam bana haksızlık ediyorsunuz. Benim oynamam lazım. Yani bu şekilde gergin bir şekilde konuşuyorduk. O gerildikçe ben sakinleşiyordum. Ya Okan doğrudur. Böyle düşünmene saygı var. Ama şunu yapmamız lazım. Bu olması lazım. Hatta daha da ileriye gideceğim. Burada biraz sansür de yapacağım. Bir dönem 95-96 sezonu Okan Hoca'nın takımdan gitmesi söz konusuydu. Dendi ki Okan Buruk gitsin. Orada son anda benim ya artık hocam yeter. Yani bu konuyu daha önce de konuştuk. Okan Hoca gitmeyecek, burada kalacak. Bütün sorumluluk da bendedir. Yöneticilerle konuşacak olan kişi benim. Onlar çünkü yönetici bana soruyor hocam yani göndermek istiyor hocalar ne yapacaksın diye. Dedim ki hocayla ben konuşacağım. Onu ben ikna edeceğim. Bu şekilde Okan Hoca'yı biz göndermeden takımda tutmayı bildik ki o seneden itibaren de Okan Hoca'nın çıkışı başladı. Şimdi birinci dönem ki Okan Hoca bana teknik direktör olur mesajını vermedi. Evet. Ama arada işte 4 sene şampiyon olmuş. İşte UEFA Kupası, Avrupa'daki başarılar. İtalya macerası. Tabii sonra Beşiktaş'a geri dönüş. Beşiktaş'tan Galatasaray'a dönüş. Son sene Okan Hoca süre almamasına rağmen Okan Hoca antrenmanlarda son derece iyi çalışıyor. Bakın o derece süre almayan bir futbolcu artık isyan eder. Hiç isyan yok. Sanki takım içinde her şeyi konuşabileceğin yani bir teknik adam, bir yardımcı hoca gibi benle ilişki kurmaya başladı. Ya bugünkü bu da, Mertens'in işte durumu gibi. Bu belki. Da Okan Hoca'nın daha son yılında. Gerçi o oynuyor ama. Son yılında Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olacağını gösterdi. Aradaki süreçte bence Okan Hoca'nın lehine gelişti. Çünkü o dönem için Okan Hoca belki ya birçok kişi ya Okan Hoca çok sakin. O yüzden teknik adam dediğin zaman bizde biraz şov yapacak, biraz işte bağıracak, çağıracak görev tanımlarını yakıştırıyordu herkes Okan Hoca'ya. Ama benim tarzım o değildi. Yani bu konuda zaman da Okan Hoca'nın lehine gelişti. Artık bağıran, çağıran, şov yapan değil. Tamamıyla sakin, aklını kullanan, ne istediğini bilen, takımıyla, futbolcularıyla iyi iletişim kuran kişiler iyi teknik direktör oluyor. O yüzden son senesinde de Okan Hoca olur dedim ve şu anda maşallah çok iyi gidiyor. Ben bunu sadece düşünmüştüm. Benim burada bir payım var diye. Bunu o şekilde de anlatmıyorum. Sadece Okan Hoca ile birlikte çalışmış bir hoca olarak onunla beraber yaptıklarımızdan veya benim düşündüklerimden bir kesit sundum. Hepsi bu. Çok güzel anlattı hocam. O naiflik, utangaçlık hala var hocam. Bunu zaman zaman görüyoruz yani. Bazen böyle kafasını aşağı yer böyle bazı evet. şeyler anlatırken. Çünkü bir insan 7'sinde neyse 70'inde olur. Değiştiremezsiniz yani. Dobraysan dobradır. Farklı kimliklerdeki insanlar farklı kimliktedir. Ama Okan Hoca saha içi liderliğinde futbolcuna bu kadar sorumluluk alan bir oyuncu değildi baktığın zaman. Evet yani sevilen, naif. Ama gelinen noktada hep basamakları birer birer sonra beşer beşer çıkmasını bildi. Galatasaray ikinci gelmesi biraz geç oldu. Bir önceki dönemde hatırlayacaksındır. O dönemde Özkan Canaydın, Ergin Gülsoy buna çok fazla gelmesi istemişlerdi. Kendisi de evet. çok istemişti. Direkten döndü tabiriyle. Geliyordu yani kulübe tekrardan geliyordu. Bir orada bir iki senelik bir gecikme Doğrudur. Oldu. Burada bence Okan Hoca'nın hiç suçu yok. Yani bunu o süreçte kesin yok. O gidişinde süreci, de o, suçu yok. O süreci gidişinde gidişinde de yok hocam. Gidişini kendi hocam gidişini şöyle söyleyeyim. Kendimle çelişmiş olurum. Okan Hoca Galatasaray'a gelirken gidişini çok eleştirmiştim. Gidişinde kendi suç olmayabilir. Emre Belezoğlu, o dönemin menajeri Ahmet Bulut. Yani Galatasaray Kulübü UEFA Kupası almış, kendi içinden çıkan bir oyuncusunu bırakmaz. Gidişinden suç yok dersek ben orada kendimle çelişmiş olarım. Bu arada suç diye bir şey yok. Yani ben, hata diyelim, suç değil. Hayır yani, sözleşmeniz biter, profesyonel hayat, İtalya'dan bir teklif gelir, gidebilirsiniz. Bakın o dönemi ben farklı yaşadım. O dönemde bu futbolcular, ben Okan'dan bahsedeyim. Okan Hoca, Okan Buruk.
takımda kalmak için bunlar uzun süre teklif bekledikleri gibi o teklifin gelmesi için bazı isteklerde de bulundular. Ben bu olayı o zamanlar böyle yaşadım. O dönemde Okan Hoca hatalı diyen bazı kişilere kesin katılmıyorum. Galatasaray kulübü isteseydi veya doğruyu yapsaydı veya gerekeni yapsaydı Okan Buruk o sene o takımda kalacaktı. O zaman yönetim zaafı vardı hocam, siz de biliyorsunuz. Yani tamam, niye Okan Buruk'u suçlayalım ki yönetim zaafından dolayı? Ankara Gücü maçı var. Sonra? O maçta mesela Emre Belözoğlu'yla beraber işte son gidiş gidecekleri zamanında çok fazla o süreçte tabii kafa olarak, psikolojik olarak da baktığın zaman çok şey değillerdi yani. Bunu da kabul etmek lazım. Ama o süreç hakikaten ben hatırlamak istemediğim süreçlerden bir tanesi yani. Böyle futbol sever olarak, gazeteci olarak o süreci hiç hakikaten yani UEFA Kupası'nı kazanan bir Galatasaray'ın bu kadar güzel bir şekilde böyle dağılıp onu paraya çevirememesi, yeni gelen yönetimin işte geçici olarak 8 haline gelmesi, sonra Özcan Cahil'in gelişi. O süreç çok başka bir süreçti. Bugün Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun şu anda Galatasaray'da oynayan o yaşlarda oyuncu olmuş olsa 50 milyon euroyu kasaya koyarım ben. Bakın Emre Belözoğlu'nu ayrı değerlendiririm. Onunla yaşananlar biraz farklıydı. Yani biz şu kelimeyi kullanırız Türkiye'de. İktidar zehirlenmesi veya şan şöhret zehirlenmesi, güç zehirlenmesi diye. Falan güç neyse, Galatasaray UEFA şampiyonu olduğu zaman evet futbolcular biraz da olsa bu noktaya yaklaştılar. Yani bir güç zehirlenmesi, başarı zehirlenmesine, iktidar zehirlenmesi diyeceğim ama siyasi anlaşılmasın diye öyle söylemiyorum. Güç zehirlenmesine biraz da olsa kapıldılar. Ama onların üzerindeki teknik heyette ve özellikle yönetimde bu güç zehirlenmesi öyle bir noktaya ulaştı ki zirve yaptı. Onların hepsi dediler ki ya bu takımı biz UEFA şampiyonu yaptık tarzında bütün payı kendilerine çıkarmaya çalıştılar. Biz kulüplerimizde maalesef başarıyı pay etmeyi bilmiyoruz. Ama ben bir şampiyonluktan sonra Galatasaray'dan örnek vereceğim. Benim kulüp başkanım dedi ki bu takımı ben şampiyon yaptım. Benim sportif direktörüm, futbol şube sorumlum dedi ki ben şampiyon yaptım. Sportif direktörüm dedi ki ben şampiyon yaptım. Teknik direktörüm dedi ki ben şampiyon yaptım. Takım kaptanım dedi ki ben şampiyon yaptım. Şimdi ya bunların içinde hiçbiri de arkadaşlar biz beraber şampiyon olduk, beraberce buraya ulaştık cümlesini kurmadı bile. O senede bunlar oldu. Öyle olunca da ya sen UEFA şampiyonu olmuş bir futbolcu olarak o kulüpte kalmak için karşı tarafın yapması gerekenleri yapmadığını görüyorsan ve artık yapacağına da inanmıyorsan sana gelen başka tekliflere otomatikman sıcak bakman lazım. Kaldı ki o dönemde kaç tane futbolcu da Avrupa'dan teklif alıyor. Fatih Hoca da gitti mesela o dönemde. Tabii canım. Zaman, Fatih Hoca da hoş bir fasolası. Neyse eskilere gittik. Hocam gittim. Yalnız o söylediğiniz şeye %100 katılıyorum. Başarı da hep çıkıyor. O söylediğiniz siz isim vermediğiniz isimleri ben biliyorum ama ben de söylemeyeyim. Yani başarı da çıkıyorlar o şampiyonlukta. Evet. Ama en ufak bir başarısızlıkta o başarıda ortaya çıkanlar hiçbirisini göremiyoruz. Aynen öyle. Hiçbirisini göremiyoruz. Bu hep böyle olmuştur hocam. Evet. Başarıda 5 kişi çıkıyor. Ben yaptım. Futbolcu, kaptan, yönetici, sportif direktör herkes çıkıyor. Transferde de böyledir. Ama başarısız olan transferde kimse ya burada ben hata yaptım demiyor. Evet. Başarıya hep sahipleniyorlar. Başarısızlar sahiplenin biz orada o zaman. Yani geçmişte takıyor. De böyleydi, bugün de böyle. İşte aynı ben şekilde. Düzgün, doğru olan başarısızlar sahiplenin biz sizi o zaman alkışlayalım. Yine Galatasaray'dan bir haber paylaşalım. Transfere dair bir haber var. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın talipleri artıyor. Galatasaray'ın Rafa Silva'ya hakikaten bir ilgisi var gibi görünüyor ama belki de dünyanın pek çok farklı liginden, pek çok farklı takımın da ilgileneceği bir oyuncu. Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsun? İlgisini nasıl yorumlarsın? Ya bir defa çok erken hocamla haberi izlerken de şey yaptık. Geçen hafta içinde bu haberi Foto Maç'ta da biz verdik. Detayları sonra yurt dışı basında da çıktı. Portekiz basında. Okan Hoca'ya kampın son günde sohbette soruldu. Okan Hoca da futbolcunun gelişiminin çok iyi gittiğini ve transferi tabii isteyebileceğini ama zor bir transfer olduğunu gösterdi. Senin de son cümlende önümüzdeki günlerde çok farklı takımlar da Silva'ya isteği olacaktır. Çok erken. Daha Galatasaray'ın önünde bir seçim var. Şampiyonluk yarışı var. Bugün için, bu transfer için acele edecek bir transfer değil ama ben Galatasaray'ın gündeminde gelen bir oyuncu fakat transferinin bitebilir diyebileceğim bir oyuncu değil. Her geçen gün rakipleri biraz daha çoğalıyor çünkü Galatasaray'ın. Gerçekten daha henüz daha Galatasaray resmi bir teklif yapmadan bu oyuncuya
Her geçen gün ilgi artıyor. Yaşı da 30 mu Kerem galiba? 29-30 civarı. 30. Yani en az bir 5 yılı var sakat olmadığı sürece. Avrupa'da da çok ciddi takımlardan teklif alabileceğini düşünüyorum ben. Hocam nasıl bir oyuncu sizce? Bence çok iyi diyebileceğim oyunculardan bir tanesi. Ve buna benzer çok oyuncu gördük biz. Ama önemli olan onların iyi olmalarını tespit etmek değil. Önemli olan onların bizim kulüplerimizden birine gelmesi. Bazen bunun konuşulması bile çok olumlu yansıdığı gibi bazen kafa da karıştırabilir. O yüzden benim son dönemde özellikle Rafa Silva ile ilgili yönelttiğim sorulara aldığım cevapların en büyük bölümünü şu tuttu. Hocam biz de biliyoruz çok iyi futbolcu, bizde olmasını çok da isteriz. Ama şu an biz şampiyonluk yarışına konsantre olmuş durumdayız. Biz onu konuşup futbolcularımızın kafasını bile karıştırmak istemiyoruz. Çünkü Rafa Silva'nın gelişi demek bazı futbolcuların da bu takımdan ayrılması anlamına geliyor. O yüzden son derece dikkatli davranıyorlar. Bir de sevgili Savaş'ın benden daha iyi bildiği bir seçim bölümü var Galatasaray'da. Estağfurullah hocam. Şimdi daha yönetim belli değilken büyük bir ihtimalle biz de biliyoruz başkanın yine veya Dursun Özbek yönetiminin şu an için devam edeceğini. Ama bunlar resmiyet kazanmadığı sürece bu konularda Galatasaray adım da atmayacaktır. Yenilenmiş bir yönetim olarak diyelim. Evet. Yani yenilenmiş bir şey o yenilenmiş aynen bir yönetim öyle. Olarak. Ve buradaki en önemli konulardan biri de şu an transferlerden sorumlu yöneticinin veya yöneticilerin kim ya da kimler bir değişikliğe uğrayacağı kim da kimler olacak? Söz konusu. Yani o konuya girdiğimizde çok uzar. Bence bu zor günleri bir atlatıp tekrar ligimize dönelim. Öyle olduğu zaman da sevgili Savaş'tan da orada detay bilgi alarak biz Rafa Silva'yı da veya yeni transferleri de gündeme getireceğiz. Ama şunu biliyorum. Okan Hoca'nın kendi ekibi bunu yaptığı gibi Galatasaray'da scout ekibinin de yeni sezon transferlerine yönelik bazı çok ilginç tespitleri olduğu söylendi bana. Onlar da artık yeni sezon transfer çalışmalarında belki de seçimlerden hemen sonra gündeme gelecek. Öncesi de böyle birkaç isim mutlaka sızdırılır. O sızdırılan isimlerden biri şu an sadece. Galatasaray Silva. Doğru olan bir şey daha yapıyor. İç transferdeki dengeleri bozmamak için. Şakın da şampiyonluğa gidiyor. Maaşı düşük olan oyuncuları biraz daha yükseltme konusunda işte sözleşme yenileceği oyuncular Abdülkerim, Barış Alper olsun, Kerem'le olsun, Mertens'le yeni bir sözleşme, Mustera'yla yeni bir sözleşme, Okan Hoca'yla yeni bir sözleşme. İlk önce burada baktığın zaman aslında iç transferi doğru olup şekilde bunu yapıyor. Bunları yapmadığın zaman çünkü küsüyorsunuz, küskünlük oluyor, performans olarak düşme oluyor. Rakiplerinize baktığınız zaman Beşiktaş'ta bu mesele yaşandı. Zaman zaman diğer takımlarda da olabiliyor. Yönetim Okan Hoca ile beraber bu işi çok iyi bir şekilde götürüyor. Yani biz bundan sonraki süreçte şampiyonluğa doğru yeni transferler değil de takım içindeki yeni transferleri göreceğiz. Gelenler olacak. Gelenler kendi içinden mesela bu sezon dışarıda çok başarılı olan Emin Bayram var hocam siz de. Evet. Çok takip ettiniz. Bu sene başarılı bir sezon geçiriyor. Dubois Başakşehir'de devre arasında almak istediği bir oyuncu da alamadı. Sergio Aurier'i daha izleyemedik. Ki Hatay ve Fenerbahçe maçlarında da izleyemeyeceğiz gibi. Zaniolo var. Galatasaray'ların beklediği. Acaba gelecek mi? Yoksa siz şu an bekliyor musunuz hocam Zaniolo'yu? Ben Zaniolo'dan önce açık söyleyeyim. Hakim Ziyech'i bekliyorum. Yani sezonun bakın bu geriye kalan 8 maçlık bölümü çok ilginç geçecek. Bunların içinde bir genel olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve orada ben kendimi göstereceğim hedefinde olan futbolcuların performansında ciddi bir yükseliş göreceğiz. Galatasaray'da gidişat çok önemli. Şu ana kadar Zaha gibi, işte Tete gibi, Hakim Ziyech gibi, Endombele gibi futbolculardan beklenen performans alınamadı. Bunu herkes de kabul ediyor. Galatasaray yönetimi veya Okan Buruk dahil olmak üzere. Şimdi bunların içinde ben Zaha'da bir yükseliş bekliyorum. Özellikle Hakim Ziyech'de bir yükseliş bekliyorum. Hiç beklenmeyen maçları kazandıran futbolcular bunlar olabilir. O yüzden bunlar Savaş'ın da dediği transferlerden daha önceki transferleri olacak Galatasaray'ın. Bir tek Endombele'den bir şey bekliyorum. Ama biraz geç olacak ama yine olsun şampiyonlukta katkı olacaklar. Çünkü bunlar beklentilerini Şampiyonlar Ligi için yapılan transferler. Özellikle Tete, Hakim Ziyech, Zaha
Şampiyonlar Ligi içinde. Üçü de Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla katkı sağlayamadı. Kalan süreçte mutlaka katkı sağlayacaklar. Hakim Ziyech konusunda %100 katılıyorum. Bir bağlantımız var. Tabii. Sevgili seyirciler, Samandıra'ya gideceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Samandıra'da takıma bir ziyarette bulunuyor. Erdem Akbaş o noktada detayları bizimle paylaşacak. Erdem, söz sende. Kerem Can Bulat, iyi yayınlar. Ali Koç ve arkadaşları, yöneticileri bugün bir ziyarette bulunacak Fenerbahçe futbol takımına. Teknik heyete, yaşanan süreçle alakalı futbol takımının da yanında olacak Ali Koç. Tabii ki de önce bir süreçten bahsedelim. Trabzonspor maçı sonrası 18 Mart'ta Fenerbahçe resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların 2 Nisan'da değerlendirileceğini duyurulmuştu. Olağanüstü genel kurul çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından Ali Koç'un yaklaşık 2 haftalık süren yoğun mesaisi başladı. Birbirinden önemli toplantılar yaptı. Sponsorlarla, ekonomik kısmı, hukuk birimiyle, bankalarla, aynı zamanda camianın önde gelen isimleriyle, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle toplantıları yaptı ve aslında Ali Koç'un 2 Nisan mesaisi camia içindeki kenetlenmeyi sağladı diyebiliriz. Bu toplantılardan belki de sonu bugün arkamda bulunan Samandıra Cambartu tesislerinde gerçekleşecek ve ardından Fenerbahçe 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulu beklemeye başlayacak. Ali Koç dünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki konuşmasında bu tarz konuları, alınacak aksiyonları, futbolun öznesi olan futbolcularla konuşacağız demişti. Bugün bu konuşmayı yapacak. Tabii ki de buradan Fenerbahçe ligden çekilmeyi futbol takımıyla konuşacak anlamını çıkarmamak lazım ama alınacak aksiyonların da konuşulacağı bir görüşme olacak. Futbol takımının dıştaki yaşanan olaylardan etkilenmemesi yönünde de bir konuşma gerçekleştirecek. Oyuncuların ve teknik heyetin lige devam etmek istediklerini ve biz şampiyon olacağız dediklerini biliyoruz. Futbol takımı da elbette bugün bu konunun üzerinde duracaktır. Fenerbahçe yoğun bir süreçten geçiyor. 2 Nisan öncesi Ali Koç camianın önde gelen isimlerini, yöneticilik yapmış isimlerin tavsiyelerini dinledi ve bugün de futbolcularla ve teknik heyetle bir araya gelecek. Teknik heyetin ve futbolcunun fikri, biz sahada kalalım ve mücadelemizi sahada verip şampiyon olalım. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz yönünde. Bakalım görüşmeden bir sonuç çıkacak mı demiyoruz. Elbette bu görüşmeden, bu toplantıdan bir sonuç çıkmayacak ama 2 Nisan öncesi Ali Koç, Başkan Ali Koç ve yöneticileri futbol takımıyla da bir araya gelip istişarede bulunacak. Futbol takımının dış etkenlerden etkilenmemesi adına da bir görüşme gerçekleştirecek diyebiliriz. Kerem Can Bulat. Teşekkür ediyorum Erdem Akbaş'a aktardıkları için. Futbolcuların dış etkenlerden etkilenmemesi yönünde bir çabanın olacağından bahsediyor Erdem. Sizce futbolcuların ruh hali ve konuya bakış açıları nasıldır? Ya da hakikaten çok ciddi bir şekilde takımın ligden çekilebileceğini düşünmüşler midir? Yani şu an düşünüyorlar mıdır diye sormuyorum. Evet. Sanki oradan konu biraz çıktı gibi zaten. Ya mutlaka. Şimdi etkilenmemeleri mümkün değil. Önce onu söyleyeyim. İnsanın doğasında vardır. Bazı şeyler sizin elinizde değildir. Siz birine aşık olursunuz, birini seversiniz. İstediğiniz kadar sevmeyeceğim deyin, o sizin elinizde değildir. Siz bir takıma gönül verirsiniz. Siz bazı renklere gönül verirsiniz. İstediğiniz kadar o takım maç kaybetse bile kızın, ben bu takımı tutmayacağım deyin, o sizin elinizde değildir. O yüzden bu gerçeği ön plana çıkararak söylemek istiyorum. Bütün bu olayları yakından takip eden futbol takımına, teknik heyete, siz başkan olarak, yönetici olarak istediğiniz kadar arkadaşlar bunlardan etkilenmeyin deyin, onlar bundan etkilenir. Hatta psikolojide bu etkilenmeyin dediğiniz konu sizi daha da fazla etkiler. Böyle bir gerçeği de biliyoruz. Bence bu toplantı tamamıyla çok gecikmiş bir toplantı. Hatta daha doğrusu şu, böyle bir toplantıya gerek bile kalmamalıydı. Yani Fenerbahçe, evet, Trabzon maçı sonrası olaylardan rahatsızlık duymuş olabilir. Orada başka uygulamaları yapmayı planlamış olabilir. Ama bütün bunlara girmeden önce bence, evet, biz kendimize haksızlık yapıldığını hissediyoruz. Ama buna rağmen bizim takımımız önündeki 8 maçı kazanıp
şampiyon olacaktır. Buna olan sonsuz inancımızla diye takımın bu sportif hedefini daha da yükseltirdiniz. Takıma teknik heyete bu sorumluluğu daha fazla verirdiniz. Onlara sonuna kadar bu uğurda destek verdiğinizi gösterirdiniz. Bunun yanı sıra öteki mücadelenizi yine yapabilirdiniz. Fenerbahçe bunu yapmadı. Ve iki hafta geçti bakın maçtan bugüne kadar. Bu iki haftayı bütün futbolcular, takım ister istemez. Ya biz ligden çekilecek miyiz, çekilmeyecek miyiz? Seneye biz Süper Lig'de mi olacağız, TFF1'de mi olacağız? TFF1'de olursak bu kulüp beni tutacak mı? Sezon sonuna kadar biz oynamazsak benim sezon sonuna kadar olan paramı verecek mi? Veya ben sezon sonuna kadar oynamazsam milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak mıyım diye birçok soru vardır. Bütün bunlar ister istemez bu futbolcular kendilerine sordu. Fenerbahçe hala bugün yönetim başkan kulübe gidiyor. Bütün bunlar konuşuluyor. Çarşamba günü maçı var. Galatasaray iki haftadır bizim rakibimizin zaten konsantrasyonu dağıldı. Galatasaray güzel güzel dinlenmiş. Arkadan bütün takım bir arada Antalya kampını aileleriyle birlikte yapmış. Konsantrasyonlarını transferi Rafa Silva'yı bile düşünmeden tamamıyla şampiyonluğa yöneltmiş bir şekilde maça hazırlanıyor. Şimdi hangi takımın burada daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz? Tabii ki Galatasaray. Bir de 2 puan fazlası var. O yüzden bakın bu yanlışlara hiç bu şekilde gelmemek lazım. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi teknik adamlar bazen bir maçı oynamadan önce gayri ihtiyari akıllarına gelir. Ya bu maçı kazanırsam şunları şunları anlatacağım. Ama kazanamazsam şunları şunları anlatacağım diye. Okan Hoca'ya şu an sorsak, ya hocam şampiyonlukla ilgili kazanırsanız ne söyleyeceksiniz veya kazanamazsanız ne söyleyeceksiniz sorusuna Okan Hoca der ki kazanırsak şunları şunları söyleyeceğim, onu biliyor. Ama kazanamazsak sorusuna Okan Hoca cevap veremez. Çünkü onu düşünmedi ki, Okan Hoca kazanmaya fixlenmiş. Ama İsmail Hoca'ya sorsanız, İsmail Hoca'nın kazanamazsak bu dönemde yaşanılan bu 3 haftalık süre içinde yaşananların şampiyonluğun kaybedilmesindeki en önemli faktör olduğunu mutlaka düşünecektir söylemese bile. O yüzden hocalar bazen maçlardan önce bu söyleyeceklerini düşünmeye başlarlar ve bunları not ederler. O yüzden Fenerbahçe teknikeye dahil hepsinin konsantrasyonlarını tamamıyla başka bir noktaya kadar da çekti. Bence de biz hep ligdeki bu çekişmenin daha heyecanlı, daha seviyeli bir şekilde devamını diliyoruz. O yüzden bizim önümüzdeki 8 haftada şampiyon olma kararlılığını gösteren hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. Türk futbol severleri olarak, Türkiye Ligi olarak, ülke olarak buna ihtiyacımız var. İki tarafta bir an önce o seviyeye ulaşsın. Çok keyifli bir 8 hafta geçirelim. En önemlisi de şu. Önümüzdeki hafta Süper Lig var. Bu iki takımın maçı var. Artık bu maçtan önce ve sonra her şeyin değiştiğini bize net bir şekilde göstersinler. Şu andan itibaren. Onu göremeyiz hocam. Mümkün değil. Ben de isterim ama göremeyiz. Açık konuşayım. Samimi konuşayım. Göremeyiz yani. Ben isteyeyim. İsteyenin yüzü bir, vermeyenin iki karar. Hep istiyoruz da olmuyor. Bir defa ligden çekme konusuna gelecek olursak, yani şimdi divan kurulu toplantısında bir tavsiye kararı çıkmış olsa, çekilin demiş olsa bile bu mevcut yönetimin, Sayın Başkan'ın böyle bir şey alabileceğini ben düşünmüyorum. 15 gün geçti. Evet, bir serzeniş var, şikayet var. Camianın iftarda bir araya geldi. Çok önemli isimler görüş belirtti. Mektupları aldığını ifade etti. Ama burada yine en gerçekçi açıklamayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında gördük. Aziz Yıldırım çok net açıklamalar yaptı. Her zaman olduğu gibi dobra. Ne diyoruz hocam? Samimiyet. Aziz Yıldırım'a o dönemde çok kızanlar olmuştur ama ben Aziz Yıldırım'ı yakinen bir kere sohbetim olmamıştır. Maçlarda, basın toplantılarında. Ama her zaman dobralığını saygı duymuşumdur. Her zaman dobradır. Bugün de öyle. Zaman zaman kendine yanlış olmuştur. Takımına yanlış olmuştur, evet. Ama söylediğinin hep arkasındadır. Orada birçok eleştiride bulundu. Divana davet konusunda bile bir serzenişi vardı. Ben değil, Şekip Mosturoğlu üzerinden arkadaşlarım davet edildi diye. Ama son cümleleri senin söylediğin cümlelerle çok birebir aynıydı hocam. Fenerbahçe kalan 8 maçta sahaya çıkacak, üzerine koyarak kalan tüm maçları Galatasaray'a dahil kazanırsa şampiyonluğa ulaşabilir.
şu anda bu gündemden uzaklaşmamız lazım diye net bir açıklama yaptı. Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazanırsa şampiyon zaten. İşte Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Evet. Yani buna konsantre olun dedi yani. Biz evet yaptık yapacağımızı, yaşananları dolaylı şekilde değil en direkt şekilde anlattı. En son cümleleri de buydu. Fenerbahçe üzerine koyarak devam ederse kalan maçlarını kazanıp şampiyon olur. Buna gücü var. Yeter ki bunu inandırın, bunu söyleyin dedi. Yani bunu konuşalım demek istedi. Yani bütün konsantrasyonumuzu sahaya verelim demeye getirdi yani Aziz Bey. Yoksa bundan sonraki süreçte o futbolcu bu ceza aldı, ligden çekilelim. Ligden çekilmeye çok fazla zaten sıcak bakmadığını da dile getirdi. Futbolcu psikolojisi, bundan birkaç sene önce de şu anda takımda olan bazı futbolcular vardı. O zaman da bir çekilme muhabbeti olmuştu yine. Onu şey değiller yani, ilk değiller. Yaşanan süreci demin de anlattım. Ben hala geniş fotoğrafı çektiğim zaman şu maç ceza almalı, Osterwald'da bu ceza almalı demiyorum. Sahaya giren taraftarın o kadar suçuna tekrar şey yapmaya gerek yok. Ama Livakovic'in geri dönmek istediği, ailesinden bir takım şeyler baskı olduğu, o görüntüleri kolay değil. Hocam sen az önce dedin ya, hepimizin çocukları var. Bir halı sahada ya da bir okulda bir şey olduğu zaman, içimiz parçalanır bir görüntüyü gördüğümüz zaman. Livakovic'in ailesi, annesi, babası, eşi, kardeşi o görüntüyü gördüğü zaman üzülmüştür. Hatta medyada çıkan haberlere göre geri dönmek istediği yönünde bir takım haberler de okuyoruz. Artık bundan sonra divan kurul toplantısında bir tavsiye kararı çıkar. Bu kararın maçın gençlerle mi oynarlar, 19'da mı olur, yedek ağırlıkla mı olur bilmiyorum ama ben çekme konusunda asla böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Öyle bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Belki yine divan kurulunda yönetime böyle bir tavsiye kararı çıkar ama yönetim o kararı alacağını düşünmüyorum. Çünkü çok ağır çünkü bunun yaptırımları olacak. Yani Bankalar Birliği evet. Var, sermaye piyasası var, futbolcu ödenecek olan paralar var. Yani bir karar çıkacak ama o çıkan karar ne olur dersen herhalde en hafif tabiriyle Süper Kupa maçıyla ilgili bir yaptırım olacaktır. Ben başka bir şey beklemiyorum yani. Ya burada olabileceklerle ilgili çok şey var. Son 1-2 dakikamız var bu arada. Ben şunu da söyleyeyim ya, benim sezon sonuna kadar bu maçları ödemek için ben para verdim. Ben Fenerbahçe'nin de bundan sonraki maçlarını izlemek istiyorum. Bu hakkım benim elimden kimse alamaz ki. Bakın ben Galatasaraylı, Trabzonlu da olabilirim. Burada ekleyebileceğimiz çok şey. Bunların hiçbiri olmayacak. Bakın biz kendimize çıkar sağlamak için şimdi böyle başka bir yere de çekilmesin. O yüzden rica ederek söylüyorum. Samimiyetimi biliyorsunuz. Ya biz puan toplayacağız diye böyle birçok konulara giriyoruz. Oraya da kimse girmesin. Josef de Souza da o olaydan sonra işte ben Türkiye'den gideceğim, bir daha gelmeyeceğim dedi. Nerede Josef Souza şimdi? Burada. Ama ben orada. O yüzden bakın insanlar konuşuyor. Ya biz bu konuşmaların hepsini bırakalım. Yarın öbür gün ne olacağını, ne olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani ceza almamak için takla paranda atmaya gerek yok. Ben şunu söyledim. Benim kanunum diyor ki oraya girene tekme atan, şunu yapan, bunu yapan cezaları da bellidir. Bunları istisnasız uygulayın. Süremizin sonuna geldik ama dönüşte Savaş Çorlu söyleyeceğim bir şey varsa mutlaka söz vereceğim. O yüzden kusura bakma. Çok kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Barış Alper'le ilgili bir haber gireceğim ama sen bir şey söylemek istemiştin zannediyorum. Yani Joseph'le ilgili çok konuştuk. Artık tekrar şey yapmaya gerek yok. Hocam söyledi çünkü onun artık bir aşağı bir yukarı hep aynı şeyler. Barış'la devam ederiz. Barış'la devam edelim. Galatasaray'ın milli oyuncularından Barış Alper Yılmaz sarı kırmızılı formayla Dalia'ya hazırlanıyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Hatayspor karşısında süre alırsa hemen Savaş Çorlu'ya döneyim bu noktada. Süre alır mı? Alırsa hangi pozisyonda başlar? Ne dersin? Ben az önce de ifade etmiştim. Yüzler Kulübü'ne sağ bek olarak başlar herhalde. Çünkü Hakim Ziyeç'le hoca bu konuda çok net bir şekilde aynı noktadayız. Kasımpaşa maçındaki formu. Oyunu adeta Hakim Ziyeç'i çağırıyor demiştik. Böyle beraber Mehmet Özcan'la beraber izliyorduk. Oyuna girdikten sonra da kalitesini gösterdi. O sakatlıktan sonraki çıkış, sözleşmesinin otomatik olarak uzaması ve bundan sonraki süreçte de daha farklı bir Hakim Ziyeç izleyeceğiz. Hakim Ziyeç orada yer bulduğum için ben Barış'ı Kaan Ayhan'ın olduğu yerde sağ bekte izleriz diye düşünüyorum. Nerede oynarsa oynasın ama ilk 11'de olacaktır. Yüzler Kulübü'ne girmesi güzel. Sürekli kendini geliştiren bir Barış var. Avrupa maçlarında, Galatasaray Lig maçlarında, hatta milli maçlarda, kritik maçlarda, kritik görevleri hep elinden gelen en iyisini yaptı. Çok profesyonel bir oyuncu, hırslı bir oyuncu. Her teknik adamın çalışmak isteyebileceği bir oyuncu. Saha içinde gerçekten çok agresif.
futbol kuralları çerçevesinde elinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Bir teknik adam olarak da yani Ahmet Hocam'a sorarım ben. Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncu herhalde sahada herkes görmek ister hocam yani. Hele de üç yerli kuralı varsa. Ya mutlaka. Şimdi Türk futbolunun bence Avrupa futboluyla arasındaki en önemli fark tempodan ve güçten kaynaklanıyor. Barış Alper Yılmaz da özellikle Ferdi ile birlikte diyorum. Şu an Türkiye'de temposu ki istikrarlı bir şekilde bu tempoyu oyunun başından sonuna kadar sürdürüyor olmaları onları çok ayrı bir noktaya taşıdı. Oraya belki arayacak olursak birkaç tane başka futbolcu da koyarız. Belki de Torreira'yı ilk sayarız ama biz Barış Alper'de kalalım. Barış'la Ferdi'nin temposu Avrupa'da her lige ve her takıma uygun bir tempo. Kaldı ki bunlar sadece fiziksel özellikleriyle değil, artık oyunu daha iyi öğrenerek, yaşları hala çok genç. Hatta teknik özellikleri de işte çok büyük bir teknik futbolcu olmasa bile en azından o takımlarda oynayabilecek kadar teknikleri de olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim için Barış çok değerli. Yani ben Barış gibi bir futbolcuyu yerli yabancı ayrımı yapmadan bulunduğum bütün takımlarda olsun isterim. Bir de Galatasaray'ın kendisine verdiği şansı, verdiği değeri çok iyi biliyor. Mesela bu ücret düzeltmesi skalasında işte serbest kalır maddesi 20-25 milyon euro çıkarma gibi bir düşüncede 3 yıl daha sözleşmesi var Galatasaray'la. Yani isterse 2 yıl daha uzatılsın, ben her türlü şeye varım. Galatasaray'la buraya geldim. Galatasaray bana çok şey kattı. Yani Galatasaray istemediği sürece herhangi bir hareket yapmayacağını da söylüyor. Saha içi karakterini, saha dışındaki karakterinde de şu anda mesela 2-3 tane Avrupa kulübünü çok net takip ettiğini biliyoruz hocam. Bazı futbolcular vardır mesela hemen Avrupa'dan teklif aldıkları zaman kulübü değil kendi kariyerlerini, kendi geleceklerini diyor. Bir defa sözleşmesi var 3 yılda. Bunu da biliyor. Ama Galatasaray'ın menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım diyebilecek kadar hem saha içi karakteri hem saha dışı karakteriyle çok başarılı bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Ben burada şu anda 3-4 teklif var. Sezon sonu bunun daha da çok olacağını düşünüyorum. Ferdi örneğini çok iyi verdin. Ve sürekli mücadele içinde olan bir oyuncu hocam. Yani takımda bakıyorsun bir düşüş var. Evet. Barış hep yukarıya doğru giden bir performansı var. Ve çok farklı mevkilerde oynamasına rağmen. Sağ, sol, forvet, stop, sağ bek, sol bek. Yani bazı oyuncular istemez. Mesela Abdülkerim Bardakçı bile Okan Hoca dedi. Sol bekte oynamayı çok fazla sevmiyor dedi mesela. İstemiyor dedi. Ama Barış nerede oynuyorsa elinden gelen iyisini yapıyor. Ha sol bek oynayabiliyor mu? Bazı maçlarda tamam. Ama en azından o verilen görevi en iyisini yapabilmek için hata da yapıyor. Fakat en iyisini verebilmek için uğraşıyor. Ya devşirme futbolcular tabii uzun süre oynarlarsa o mevkinin de oyuncusu oluyorlar. Yani Ferdi'nin orada ilk baştaki sıkıntılarının büyük bir kısmını atlattığını görüyoruz. Tabii bütün bunların yanında benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi de şu. Barış ilk geldiği dönemde özellikle fiziksel özelliklerini eski hocaları veya takım görevlileri çok iyi bir şekilde anlatmıştı. Onu da varsayarak biz dedik ki bakın bu oyuncu genç, bunun şu şekilde gelişme şansı var, bunun üzerinde durulmalı. İlk dönemini hatırlıyorum, Kerem Aktürkoğlu, Yunus ikisi de Barış'ın önündeydi. Yani hatta o dönemde birçok kişi Barış'ı Galatasaray'da olmayacak bir futbolcu olarak eleştiriyordu. Eğitim böyle bir şey. Ben eğitimciyim ya. Doğru eğitimi alıyorsan, önce sen onu istiyorsan, sonra da veren varsa kendini böyle geliştiriyorsun. Yani ben şu an Kerem mi önde, Barış mı önde, Yunus mu önde tartışmasına girmiyorum ama bırak Galatasaray'ı, milli takımın değişmez bir oyuncusu oldu. Hatay maçına yönelik de sana şöyle bir destekleyeyim. Okan Hoca takımı kurarken bence çok doğru bir silsileyle gidiyor. Çok iyi yapıyor. Önce Hatay takımına karşı oynanması gereken stratejiyi belirliyor. O stratejide taktiği belirliyor. Hangi futbolcu ve hangi mevkideki futbolcu hangi görevleri yapmalı? Sağ beke Okan Hoca şunu büyük bir ihtimalle yazdı. Benim bu maçta oynayacak sağ bekim hücuma çok katkı sağlamalı. Şimdi bakıyoruz. Hücuma Kaan mı daha çok katkı sağlar? Barış mı daha çok katkı sağlar? Barış. Bunun cevabını böyle verecek Okan Hoca. Eğer oraya Barış'ı koyuyorsa sağ açık orada açıldı. Sağ açığa kimi koyar bilmiyorum. Sen Hakim Ziyech diyorsan da olabilir. Ben Hakim Ziyech'i hazır görüyorum. Hazır bir Hakim Ziyech maçta olur hocam. Arka İlk 11'i bekliyorsun. İlk 11'i bekliyorum.
Kasımpaşa maçındaki performansı bana ilk 11 için çok net bir şekilde ışık yaktı ki 15 günlük bir arada milli takım süreci şu anda geldi. Bu da bugün cumartesi, pazar, pazartesi. Bugün ve yarın idman da belli olur ama ben Hakim Ziyech'te Barış'a önlü arkalı bekliyorum. Ben Hakim Ziyech'le ilgili şunu söylüyorum. 90 dakika oynamayacaktır. Baştan başlarsa bile 60. dakikada en azından çıkacak. Eğer baştan başlamazsa da sonradan oyuna girecek biri. Ama sezon sonuna kadar ya bu maçı Hakim Ziyech kazandırdı diyebilecekleri kadar önemli goller atacaktır Galatasaray'da. Galatasaraylıları da böyle konuşturacaklar Hakim Ziyech. Icardi kıpırdandı hocam. Sezon sonuna kadar onun yükselen bir ivmeyle devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ya çok düşünemiyorum. Yani ona da şöyle üzüldüm. Okan Hoca işte ilk bölümde gösterdiğimiz ikinci bölümün başıydı. O sohbet toplantısında hala arka adalesinden şikayetleri var dedi. Yani bu şu demek, Icardi artık sezon sonuna kadar fiziksel yönden üst düzey bir seviyeye gelmeyecek demek. Icardi fiziksel yönden idare edecek demek. Icardi son dönemde oynadığı tempoda şekilde oynayacak demektir. Ama Icardi'nin ben son dönemden biraz daha fazla gol atmasını bekliyorum. O da Galatasaray şu an şampiyonluğa tamamıyla odaklanmış durumda. Bu yarış son maça kadar da sürecek. Galatasaray'ın bundan sonraki kararlılığı Icardi'den daha fazla gol bekliyor. O yüzden Icardi de ona pozitif yönde cevap verecek. Gol sayısını en azından son haftalardakinin iki katına çıkarmasını bekliyorum. Icardi konusunda ben de hocama katılıyorum. Çok moralli bir Icardi var. Mental anlamda evet belki ağrıları arıyor. O ki Beşiktaş maçı ve sonra bayağı Münih maçları, Kopenhag maçları. İğneler kolay bir şey değil hocam. Siz daha içindesiniz. Bir iğne sadece günü kurtarır. İkinci iğne bir sonraya daha atar. Beş maç galiba iğneyle oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam belki de altı maç. Onu daha yeni toparlıyor. Bir de antrenman görmedi ki hocam. Arka arkaya 5 tane antrenman yaptığı şey yok. Antrenman yoktur yani şöyle bir 5 aya baktığın zaman. Ocak ayından bu tarafa. Buradaki milli arada şu anda Antalya'da 4 gün. Burada 3 gün. Evet. İlk kez bu kadar uzun süreli antrenman yapmış oldu Icardi yani. Ocaktan yani, bu tarafa. Sevgili Savaş, Icardi benim için çok özel bir futbolcu. Ben genelde kimseden bir şey istemem ama Icardi'den bir şey isteyeceğim zaman ona Icardi abi diyorum. Icardi'den istemiyorum ama Icardi abiden istenecek hala çok şey var. Fiziksel yönden bütün bu sorunlara rağmen daha iyi yerde olabilirdi. Bizim Icardi abimiz oynayarak daha iyi seviyeye gelmeye çalışıyor. Eğer antrenmanları da ona göre planlasa bence daha iyi seviyelere gelir. O planların bir kısmının uygulamasını hocam, tatilde olduğu dönemlerde İtalya'da veya kendi memleketinde Arjantin'de bile yapabilir. Kimse, o yüzden Icardi abimden biraz daha özveri bekliyorum. Kimse şu süreçte biraz özel sağlık sorunları vardı, maddi sorunlar vardı. Onları kimse şey yapmadı. Mesela ailevi sorunlar arasında bile bu adam çıktı maça Icardi abi elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Evet bir tatil süreci vardı. Ocak ayında herkes buradayken onların hem sağlık hem tatil ikisi bir aradaydı. Gelinen süreçte şu anda Karagümrük maçı öncesi miydi? Kupa maçı öncesi. Takım para alamıyor. Icardi işte parasını almadı. Serbest kalacak gibi bir takım haberler çıktı. Evet her takımda her oyuncunun alacağı olabilirdi. Galatasaray'daki şu andaki en büyük avantajı şu. Bugün Mart ayının kaçı? 30'u. Bugün yani 29'u. 29. 30'u. 30. Cumartesi 30. 15 gün önce Galatasaray'da primler, maaşlar Mart ayı dahil bütün alacaklar ödenmişti. Bu da tabii ki futbolcular için ekstra prim yapıyor. Bir ara 9-10 belki 11 maç primler. Prim futbolcuları çok şey yapar hocam. Siz en iyisini bilirsiniz. Prim konusunda futbolcular acayip hassastır. Orada da biriken primler vardı. Onlar da ödendi. Hı hı. Belki şu anda bir maç primleri varsa vardır. Yani onun dışında herkesin maaşları takır takır ödeniyor. Sağ içinde tam kadro. Eksik yok. Yani Galatasaray'ın her şey lehine. Şu miladan sonra Hatayspor maçı, rekorların maçı. Şampiyon olacağım diyorsan da Galatasaray'ı evinde yeneceksin. Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazların gündemi üzerine konuşacağız. Milli arada Buducnost ve Fatih Karagümrük'te hazırlık maçları oynayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos futbolcularına bir dizi uyarı ve telkinde bulundu. Beşiktaş'ta Buducnost'a karşı kazanılan maçın ardından Fatih Karagümrük'le bir berabere kaldı. Hata yeterince hızlı çıkamamaktan hocanın şikayetçi olduğu dile getiriliyor. Bu noktada oyuncuların kendilerinde çeki düzen vermeleri gereken konu nedir? Hocanın yapması gereken nedir? Ama mevcut kadroyla tabii birçok şeyi düşünmemiz gerekiyor. Mevcut kadro yapısı içinde.
Ya şimdi Beşiktaş maalesef sezonun bitmesine 8 hafta kala bir çıkmaz sokağa girdi. Yani artık o sokağın çıkmaz sokak olduğunu herkes biliyor. O yüzden ileriye dönük bir karar almaları, bir uygulama yapmaları çok zor. Bence Beşiktaş önce oraya dikkat etmeli. Beşiktaş'tan istediğiniz herhangi bir futbolcuyu alın, Galatasaray'a koyun veya Fenerbahçe'ye koyun. O futbolcu şu an Beşiktaş'ta verdiği performansın hemen, bakın hiç özel bir hazırlık yapmadan hemen iki katını verir. Hı hı. Çünkü orada takımda işler iyi gidiyor. Ama Beşiktaş'ta hedefin olmaması, takımda işlerin kötü gidiyor olması Beşiktaş'ı bu çıkmaz sokağın içine soktu. Böyle izleyenler de hatırlarlar. Bazen böyle çok zorlu dönemleriniz olur. Kendinizi çok yorgun hissedersiniz. Yeni bir başlangıç yapmanız gerekebilir. Akşam yatarken derseniz ki tamam artık bugün son. Yarın sabah erkenden kalkacağım. Yeni bir güne başlayacağım. Yeni bir başlangıç yapacağım. Sabah bir kalkarsınız. O yorgunluğu yine iliklerinize kadar hissedersiniz. O yeni güne başlamayı bir gün sonraya ertelersiniz. Evet. Beşiktaş'ta da şu an herkes... Bakın yönetimi de bunun içine sokuyorum. Yönetimi, teknik heyeti, takımı her gün bu ertelemeyi yapıyor. Böyle olunca da oradaki futbolcuların iyi bir performans sağlamaları mümkün değil ki. Bazen büyüklerimiz bize derler ki annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz. Hadi Ahmet artık yarın şunu yap. Bizden bunu isterler. Tamam yapacağım diye söz veririz ama yine yapmayız. İşte o yüzden Santos'un istemesinin hiçbir önemi yok. Yani her iki maçı da izledim. Özellikle Karagümrük maçında hocaya başka bir gözle baktım. Ya takım ağır çekimde oynuyor. Hoca şunu diyor. Biz topa sahip olma oyunu oynayacağız. Yani bu şu demek. Beşiktaş set hücumu yapacak. Ya set hücumu Karagümrük çekilmiş kendi yarı sahasına. Beşiktaş'ın iki stoperi Kole ile Necip orta yuvarlağın içinde hiç rahatsız edilmeden oyun kurmaya çalışıyorlar ama ileride top oynayacakları kimse yok. Yan pas, yan pas, yan pas ağır çekimde. Bir hoca 90 dakika boyunca bunu seyrediyorsa o futbolcu niye değiştirsin bunu sevgili Kerem? Yani bakıyorsun Beşiktaş'ta şu an iddia ediyorum şampiyonluğu oynayacak bir kadro var. Ama Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin zihniyeti varsa var. O yüzden Beşiktaş bunu bence yapmalıydı. Son dönemde zaten bu yönetim gelene kadar bu zihniyet kayboldu. Gelen bu yönetim her şeyi düzelteceğiz dedi. Her şeyi hazırlıklıyız dedi. Bu zihniyette hiçbir değişme olmadı. Orada Santos tercih edilen hocaysa da kimse kusura bakmasın. Santos'tan bu değişikliği yapmalarını istediler. Santos bunu yapması için önce kendinden başlamalı. Santos önce kendinin heyecan duyması lazım. Ben hocanın heyecan duyduğunu göremiyorum ki. Takım ağır çekimde oynadığı zaman hocanın ağır çekimde onlara tepki verdiğini hatta hiçbir şey demediğini gördüğüm sürece Beşiktaş'ta bir şey değişmez. Bu zihniyet onlara kupayı da kaybettirir bakın. Bu çok önemli. Dört takımdan hangisi daha iyi tempoda, daha kararlı çalışıyorsa Ziraat Türkiye Kupası'nı almaya en yakın aday o takım olacaktır. Hocamın yine söylediği şeylerin birçoğuna katılıyorum. Hoca da dahil bunun içinde, Santos dahil. Ve bu takımın eğer iyi yönetilse şampiyonluk, belki şampiyonluk için biraz iddialı oldu ama hocam bu kadroya bu kadar efendim şuradan kimi alırdınız? Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Galatasaray, Fenerbahçe'ye dedikleri zaman şuradan bir 11 kur desek Galatasaray, Fenerbahçe yerinde bir 11 çıkarıyoruz her maçta. 11. Özellikle söylüyorum bak. Evet. Hani bu kadro... Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü. Kabul etmiyorum ya. Beşiktaş'ın kadrosu baktığınız zaman milli takımın kalecisi Beşiktaş'ta. Adana Demirspor'dan devre arasında Svensson'u aldın. Jovar'ı aldın. Kole'yi dediğin gibi. Necip, Amarty, Jetson, Muçi, Musrati, Rashica, Abubakar, Moleka, Rebic. Yani yedekleri de bu takımın kadrosu çok iyi. Hoca konusunda... Ya, o saydığın oyuncuların pek çoğunun defoları var. Ya... Ama bakın bir yanlışı yapmayalım ya. Hocam çok defol oyuncular. Örnek vereceğim. Fenerbahçe, North Zealand maçı. Galatasaray, Sparta Prag maçı. Beşiktaş'a kimi örnek vereyim? İçeride kaybettikleri 2-0 galipken 3-2 kaybettikleri Avrupa Kupası maçıydı. Lugano maçı. Bu üç takımdan, Lugano'dan Beşiktaş'a kimi alırsın? Sparta Prag'dan
Galatasaray'a kimi alırsın? Doğru. North Zealand'den Fenerbahçe'ye kimi alırsın? Kimi alırsın? Bir tane örnek verin. Sen hepsini de çok iyi tanıyorsun. Kimseyi almazsın. Ama geldiler hepsi bizim takımları yendiler. Ya Beşiktaş'a biz hala Beşiktaş'a da işte bir Icardi, bir Dzeko, yıldızlar maç kazandırsın demiyoruz ki. Sonra heyecan hocam. Takım oyunu oynasın ya. Beşiktaş taraftarının en büyük özelliklerden bir tanesi bu değil mi? Sezon başı çok samimi söylüyorum. Ben bu açıklamayı yaptım. Hocam takım yaptım. Oyunu önemli ama işte bahsettiğimiz konu oyuncular işte şunlar iyi oyuncular değil mi? Ante Rebic eskiden iyi bir oyuncuydu. İyi oyuncu. Eskiden iyi bir oyuncuydu. Abi eskiden de bir sene oldu Allah'ım ya. Ya peki, bir sene oldu Allah'ım. Fark etmez geçen sene de belki iyi değildi. Ben çok izlemedim İtalya Ligi'ni. Peki Kerem. Bilmiyorum. Kerem şunu diyeceğim. Galatasaray şimdi aşırı örnek veriyorum. Ya 5 tane hoca çalıştı. Icardi'yi aldı. Hocam 5 hoca çalıştı. Bir tanesi düşünmedi. Demek ya, ki oyuncuda bir sıkıntı var. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Niye böyle yaklaşmıyoruz? Icardi Galatasaray'a nasıl geldi? Gelişinden tut. Hala Icardi eller üzerinde tutuluyor. Dzeko Fenerbahçe'ye nasıl geldi? Eller üzerinde tutuluyor. İki kulüp de Dzeko'ya, Icardi'ye dediler ki sen bizim kaptanımızsın. Bu takımın liderisin. Uçaktan inmeden kaptanlık verdiler hocam. Sana sorumluluk veriyoruz. Sen bizim için değerlisin dediler. Geldikleri gibi de formaları teslim ettiler. Rebic gibi bu adam Beşiktaş'a geldi. Nasıl geldi, ne zaman geldi belli değil. Şenol Hoca ilk maçlarda ona süre bile vermedi ya. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Sen öyle bir adama böyle davranırsan kusura bakma o adamdan üst düzey performans alamazsın. Hiçbir hocada Rebic'e, Okan Hoca'nın Icardi'ye, Okan Hoca'nın Galatasaray'daki herhangi bir futbolcuya davrandığı gibi veya İsmail Hoca'nın Tadic'e veya Dzeko'ya davrandığı gibi hiçbir hoca Beşiktaş'ta Rebic'e davranmadı. Aboubakar'a bile davranmadı ya. Sezon başı ben aynen şunu dedim. Galatasaray'ın Icardi'si, Fenerbahçe'nin Dzeko'su ne kadar ligimizde çok heyecan veren iki santraforsa, çok gol atacaksa da Beşiktaş'ın Aboubakar'ı da onlardan aşağı kalmayacaktır. Bu iddiama herkes de katıldı sezon başı. Ne oldu? O Aboubakar'ı bile biz oynamaz hale getirdik ya. Senin hocanın haberi olmadan o Aboubakar'ı neden olduğu bilinmeden sen kadro dışı bırakırsan ondan performans alabilir misin ya? Yani üst üste yapılan çok hata oldu. Kadro kurma süreciyle başladı. Yönetimsel, teknik anlamda yönetimden almış tercihleriyle devam eden. Direktör tercihleri birçok hata sayarız. Birçok hata sayarız ama Beşiktaş'ın şu anda o ruhu var ya, Beşiktaş ruhunu hocam saha içinde, saha dışında yeni yönetim geldi. O da çok etkili olamadı dediğin gibi. Ben Beşiktaş Galatasaray maçının statta canlı izledim. Kerem'le daha önce yaptım. Yayınlarda söyledim. Santos'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama Santos'u canlı olarak o İnönü Stadı'nda izledim. Bir, yok yani. Böyle bir teknik adam anlayışı kulübede Beşiktaş'la Galatasaray derbi oynuyor. En ufak bir olumlu şeyini yakalayamadım hocam. Oyuncu değişiklikleri de bunun içine dahil. Oyunu okuması anlamında. Yani böyle kulübe nedir biliyor musun hocam? Kulübe geri düştüğün zaman oyunun belirli bölümlerinde hareketlendiniz. Okan Hoca bunu yapıyor. Zaman zaman İsmail Hoca yapıyor. Bunu çok iyi yapan hocalar var mesela. Kadro baktığın zaman neresinden bakarsak bu Rebic. Şenol Hoca oynatmadı. Neden oynatmadı? Kendi mi almadı, başkası mı olmadı? Bunu çünkü hocalar çok fazla yapıyor. Abi Rebic bitik bir oyuncu ya. Abi geldiği zaman burada arkamızda reklama giderken 20 tane gollerini veriyorduk. Şahane transfer diye. Rebic Milan'dan. Daha ben şunu söyledim o zaman. Ya Rebic'in bir tane böyle akıl dolu golünü görmedim dedim. Hep böyle ceza sahasının içinde önüne geliyor, vuruyor, kenardan vuruyor. Ya öyle bir şey olur mu diye topa tutuyorlardı o zaman. Ya yeni transferlere bakıyorsun yani ya. Sezon ortasında gelenleri söylemiyorum. Sezon başında gelenler. Daniel Amarty. Ya hiç izlemediysem 50 tane maçını izledim. Premier Lig'de gördüğüm en kötü stoper. Bak en kötü. Zaten stoper de değildi. Ön libero olarak geldi. Sonra stopere evrildi. Bakıyorsun kadroya. Bahtiyar Zaynutdinov. Ya bu oyuncunun pozisyonu ne? Her yerde oynuyor. Hiçbir yerde tam oynayamadığı için. Öyle ama bir adama çok fazla göre verirse hiçbir yerde oynayamaz. Bir adam her yerde oynuyorsa hiçbir yerde tam oynayamıyordur. Yani hiçbir yerde ilk 11 oyuncusu olamamıştır. Bu böyledir yani. Çok sıradan bir oyuncu. Ama işte bir adam her devre yerde arası olacaksa gelen Jonas Svensson. Yani Svensson bu Beşiktaş'ın sağ beki. Nasıl aldılar? Nasıl aldılar? Alet yani. Ben alet ediyorum ya. Şimdi iki tane 10 milyon 10 milyon euro para verdik. Demin örnek verdik. Beşiktaş'ta futbolcular
birey Alex olarak Oxlade maçı... Chamberlain çok özür diliyorum. Takım oyunu oynasınlar ya. Hocam Alex Oxlade Chamberlain. Takım oyunu oynasınlar. Ya birçok oyuncuyla ilgili hani yalan yanlış bilgilerle de müzmin sakat ifadesi kullanılır. Ama bir futbolcu için ya Premier Lig'i izliyorum 1997'den beri. Yani okumayı öğrendiğim günden beri bir oyuncu için müzmin sakat ifadesi kullanacaksam oyuncu bu oyuncu. Bu oyuncuyu alıyorsun mesela. Abi devre arasında da yaptığın transferler olmadı. Mesela Joe Varela aldın. O da mesela şu anda ne oynadığı belli değil. İki tane 10 milyon euro, 11 milyon euro verdin. 20 milyon euro üzerinde oyuncu verdin. Eric Bailly. Müzmin sakat arıyorduk. Eric Bailly. Müzmin sakat. Aldın, gönderdin. Villarreal'de de sakatlanıyor, oyundan çıkıyor. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin seviyesine yakın bir kadro değil ki bu. Beşiktaş'ın... Kim dedi? Demin Ziraat Türkiye Kupası'nda burada bu rakiplerin hepsi daha... dirençli diye. Sen mi dedin? Ahmet Hocam mı dedi? Beşiktaş'ın işi zor dedi Ahmet. Zor dedi. Çünkü rakiplerine baktığı zaman hepsi de daha dirençli, daha net böyle baskılı top oynuyor. Üç tane rakibe baktığı zaman, dört tane. Herhalde canım. Beşiktaş'ın burada şimdi böyle bir kadroları var. Da daha iyi. Kadroları da daha iyi. Ligde de mesela üçüncülük yarışı yardım Trabzonspor'a mesela. Trabzonspor'un da üçüncülüğü şu anda daha iyi gözüküyor. Gelecek sezonun planlamasını yapıyorlar. Hocam çok transfer komitesi gördüm ama dün açıklama bu daha yeni biliyor musun hocam yaptıkları açıklama? Bilmiyorum dikkat ettin mi? Beşiktaş'ta yeni dönemde transfer komitesi için Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez, Sayman Üye, Kaan Şakul, futbol şube sorumlusu, basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Burak Aslan olmak üzere 5-6 tane yeni bir komite oluşturmuşlar yani transferler için şimdiden. Ya öyle komiteler 6 tane, var. 6 tane komite oluş, yani 6 tane isim var. Bunların içinde bir de Samet Aybaba var. Bu takımın her şeyi benim demişti biliyorsunuz. Bu tek patronu benim demişti. Şu anda futbolcu izliyormuş. Onu da o basın toplantısından sonra Samet Hoca'ya karşı hep söylemişimdir. Kazanılan şampiyonluklarda emeği var ama bazen fazla agresif olmamak lazım. O basın toplantısı da biraz Beşiktaş'ta dengeleri bozdu. Hatırlıyor musun hocam? Yani uzun biliyorum toplantı... notlar burada. Hala biraz değil yani, çok bozdu. O basın toplantısı Beşiktaş'ta dengeleri bozdu. Şu anda o Samet Hoca bu takımın tek patronu benim diyen Samet Hoca futbolcu izlemeye gidiyor. Takım kötü oynuyor. Çıt yok. Takım maç kaybediyor. Çıt yok. Samet Hoca'nın, Feyyaz Hoca'nın çıkıp camiayı toparlayıcı açıklamalar yapmaları lazım. Yani. Her hafta ama hakemleri isyan ediyor hocam. Demin siz biraz saydınız. Kadro sorunlarından bahsettiniz. Beşiktaş'ın kaptanı veya lider olabilecek futbolcusu kim? Cenk Tosun. Cenk Tosun'a Salih'e geçen seneden beri daha sözleşme imzalatacaklar ya. Bu adam, bu da insan ne kadar sabreder ki ya. Çok önemli şey bu. Ya bu Antalya içindeki... maçı, içeride Antalya maçını oynuyorsun. 2-1 mağlupsun. 2 tane oyuncu değiştirmişsin ya. Bakın bunun için hocalığı bilmeye gerek yok ya. Bırak işte Rebic'i falan. Ya en azından de ki 2-1 mağlubum. Takım artık oyunun son dakikaları gelmiş. Biraz daha fazla mücadele edecek 2 tane adam olur oraya. Kimi alırsan al. Yani iki oyuncu değişikliğiyle sen mağlup kendi sahanda Antalya'ya mağlup oluyorsun. Oyuncu değiştirmiyorsun. Kerem bu nasıl hocalık Cenk ya? Tosun konusunda... Bak hocaya saygım sonsuz. Hocanın daha önce yaptıklarına saygım sonsuz. Hoca kötü hoca demiyorum. Hoca Beşiktaş'a uymadı. Bunun defalarca örneğini bütün hocalardan verdik. Böyle çok da hocayla ben beraber çalıştım. Bizdeki bazı hocalar büyük takıma geldikleri zaman diyorlar ki ya benim ülkemde ikinci olmak, üçüncü olmak başarıdır. Burada da kendilerini başarılı sanıyorlar ya. Beşiktaş'ın son dönemde kaybettiği maçlara bak. Bunu kabullenmek mümkün mü ya? O yüzden A'dan Z'ye Beşiktaş'ta her şey yanlış gidiyor. Tamam kadro kalitesi evet bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Ne dedi Santos ilk geldiği maçta? Kimse iç sahada bizden daha çok koşamaz. Bir o maçta koştular, kazandılar. Ondan sonra da Araki bulasın. Koşmuyorlar bile ya. Beşiktaş'ta da bu yönetime söyleyeceğim tek şey, seçimlerden önce biz uzun süredir Beşiktaş'ı çalışıyoruz. Her şeyi biliyoruz. Her şeye hazırlıklıyız dediler. Ve geldiler, hiçbir şeye hazırlıklı olmadıklarını gördük. Hala hazırlıklı değiller. Yeni sezonda transfer komitesi kuruluyor. Ya bu taraftarın en azından bu sene yeni sezon için biraz umutlanabileceği bir oyuna, bir skora, bir en azından düşünceye ihtiyacı var. Onu bile vermiyorlar. Hocam Santos'u eleştirirken o kadar güzel eleştirir ki bir teknik adam bir meslektaşın olabilecek en güzel eleştiri yaptım. Bazı teknik adamlar var. Eleştiri yaparken teknik adamları acayip vuruyorlar.
Yani geçmişine de, hocalığına da değil ama olmadı canım. Diyorsun. Çok saygı duydum yani. Uyumadı. Ve yanlış yapabilir. Takım uymayabilir, kimyası olmayabilir. Burada yanlışlar sadece teknik adama bağlamamak lazım. Eski yönetim, giden hocalar, mevcut yönetim gelirken çok hazırlıklı olduklarını söylemişlerdi. %100 katılıyorum. Çünkü Sayın Hasan Arat'ın ilk adaylığını açıklayan isimlerden bir tanesiydi. Daha ortada seçim resmi olarak açıklanmamışken ben buradayım dedi. Yapmış olduğu açıklamalar, teknik adam konusu, futbolcu konusu, Chelsea, Paris Saint Germain, işte bilmem kaç ülke, futbolun içinden olan insanlarla Samet Aybaba, Feyyaz Uçar. Ama hep bir şeyler eksik hocam. Beşiktaş Galatasaray derbisine çıkıyor. Salih ve Cenk Tosun sezon başından beri uzatılmayan sözleşmelerini Feyyaz Uçar hiç kusura bakmasın Beşiktaş Galatasaray maçından sonra masaya oturacağız dedi. Masaya oturduğun eğer karşı tarafından senden fazla bir istekte gelirse bunu açıklayacaksın Feyyaz Hocam. Feyyaz Uçar. Bunu da açıklaması lazım çünkü cami abisin. Evet. Bu insanlar şu ana kadar hep böyle kafaları. Cenk Tosun ve Salih Uçar'ın psikolojisini maçlarda hiçbir maçta rahat olduğunu düşünmüyorum. Bunun için de derbi maçta dahil. Derbi maçlarda biraz kendileri için oynarlar o tip maçlarda. Yani biraz daha farklı gaza basabilirler. Ama bu iki futbolcuya yazık ya. Vallahi yazık. Bu Cenk Tosun şu daha düne kadar milli takımın en önemli oyuncusuydu. Beşiktaş'a tarihi bonservis bedeli kazandırarak giden bir oyuncuydu. Sezon başından bu tarafa bugün git, yarın gel, bugün bakarız, yarın bakarız. Yani total anlamda söyleyecek olursak yönetim bundan sonraki süreci çok iyi alması lazım. 6 kişilik bir komite oluşmuş. Gerekirse 16 olsun ama yanlışlar olmaması lazım. Beşiktaş taraftarını çünkü bu kadar üzmemeye haklı yok. Çok fazla üzüldüler. Evet. Bu sezon üzerinde çok üzüldüler. Ona rağmen evet. Maçlara geliyorlar. Feyyaz Hocam'ın yönetime girmeden önce yorumculuk yaparken Feyyaz Hocam'ın bir maçı şeyi vardı, demeci vardı. Beşiktaş takımı oynadığı 10 maçın 7 tanesini kazanmıyorsa Beşiktaş'ın büyüklüğünden çok şey alır diye. Şu anda üst üste 3 tane galibiyeti yok Beşiktaş'ın bu sezonda. Aynen. Bir tek Semih'i söyleyeyim. Beşiktaş Semih'in arkasına saklanıyor. Olumlu olan hiçbir şey yok. Hoca artık, da dahil bunun içinde. Tabii herkes artık bizim Semih'imiz var. Önümüzdeki sene büyük parayı Semih'i satacağız. Ya Semih'i zaten sezon başından beri varken yok sayan yine onlardı ya. Geçen sezonda dahil. Şenol Semih böyle ilk bulduğu bir fırsatta kendi bileğinin hakkıyla o golleri atarak buralara geldi. Evet Semih hocam ya. Kimse bana demiyor ama işte çok, evet. Çok şey yapacaklar ama. Yani şu an Beşiktaş'ta güzel olan bir tek Semih var. İddia ediyorum bakın Beşiktaş Galatasaray'dan Fener'den kötü olan bu kadrosuyla bile harika işler yapabilir. Kimse de Semih'in arkasına da saklanmasın. Semih'e de buradan sonuna kadar kocaman bir alkış. Bu zorluklar içinde çıktı. O böyle çok güzel bir çiçek gibi. Onu belki de ona uygun olmayan bir ortamda parlıyor, yetişiyor. Ya bir de acaba Semih sezon sonu mu gitsin yoksa kalsın mı? Onu da ayrı konuşmak lazım. Bir de Beşiktaş'ta ortaya çıkamayan öteki Semihler ne olacak? Onlar için ne hocam, yapılıyor? O çıkamayanlar var. Şu anda burada var ya, unutuldular ya. Demirege var, Emirhan var. Evet. Bunlar hepsi unutuldu. Semih'le ilgili ta ki geçen sene Giresunspor Lig'deyken İlk maçta izlediğim Semih'i çok beğenmiştim. Sonra bir sonraki maç Adana Demirspor maçıydı. Orada sakat ve cezalar olduğu için Şenol Hoca oynattı. Hocam bu oyuncuyu ne olur oynat dedik mesela o zaman. Çok müthiş bir oyuncu var sahada. Kanat oynadı, golünü attı. Ve Şenol Hoca uzun süre oynatmadı. Bu sezon tekrar gündeme geldi. Santos'un Beşiktaş Galatasaray maçında hocam 90 dakika boyunca abartmıyorum ama 6 kere 7 kere saha kenarına çağırdığı tek oyuncu vardı Semih Kılıçsoy'du ya. Bir tek Santos. Santos'un canlı canlı izlediğim maçta yani niye onu çağırdı? Sürekli bir şeyler anlatmaya çalıştı. Yani hocam bak birçok hoca burada kurnazlık yapıyor. Takımın papazlarını çağıramıyor. İşte o yüzden gence gel deyince genç işte geliyor. Onu anlatmaya çalıştım yani hocam. Ki, orada kimse bize bir şey getirmesin. Cenk'i çağırdın ya. Mı? Ya da işte atıyorum orada hocam hangi maç bilmiyorum Santos. Buçi kendi kalesine gol atan oyuncuyu çağırmadın. Sen Semih'le 4 kere 5 kere kulübede sürekli bir şey anlatıyor. Lafı ona geçiyor. Ve o çocuk da o psikoloji, o şeyi kaldıramadı, baskıyı. Evet. Yani Semih derbide normalde öncesinde müthiş bir çıkış yakalamıştı. Derbide de maçında performansı en düşük oyunculardan bir tanesiydi. Adam kulübeye bakıyor, gel buraya diyor Santos. Kaç kere hemen çağırdı. Şimdi buraya bakmayayım, hangi maç bilmiyorum. Birçok maçta Semih'in santrofor oynaması gerekirken sol açığa hapsetti Semih'i Santos ya. O senin kaleye gidecek, gol atacak, şut atacak bir tek oyuncu var, o da Semih. Santos sonra diyor ki sen git sol açıkta oyna ve rakibin sağ bekini kovala. Yani neyse. Beşiktaşları çok üzmeyelim. Çok büyük camia. Bazen büyük camiaların da böyle
üzüntü yaşadığı dönemler olabilir. Yani Beşiktaş bence bu sene biraz da kendi hatalarından dolayı çok üzüntülü bir sene geçiriyor. Ama her şeyin bir sonu vardır. Eziyetlerin de, işkencelerin de bir sonu vardır. İnşallah bu sene bu eziyetlerin sonu olacak Beşiktaş için. Yeni sezonun başından itibaren ben Beşiktaş'a o şampiyonluk yarışını çok yakıştırıyorum. Kaldı ki bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak hala mümkün. Ama onun için doğru doğruları yapsınlar. Doğru işlerle. Evet, doğruları yapsınlar. Hocam Beşiktaş yönetimi şu anda en kötü bu takımdan 10-12 tane oyuncu gidecek. Yani kendi açıklamaları, gelen haberler o yönde. 10-12 gidecekse en az 10-12 tane de transfer gelmesi lazım. 6 kişilik bir komisyon, heyet kurulmuş. Evet, güzel. Seneye başarı yakalayamazlarsa ki bunlar olağanüstü bir seçimle gelmişlerdi. Bir sene sonra olağan seçim var. Bu seneyi bir tarafa Beşiktaş taraftarı unutup ama gelecek sene için şu anda çok net bir şekilde bir Ziraat Türkiye Kupası maçı, yani Ziraat Türkiye Kupası hedef. İkinde şu anda üçüncülük var. Bunlardan eğer olursanız, bunlardan birini elde edemezseniz seneye o büyük sıkıntı yaşar yönetim. Bu 12 futbolcu ne zaman gidecek? Sezon sonu değil mi? Zaten bazıları kafalara gitmiş. Sezon sonu düşünsünler ya. Beşiktaş bugün ne yapmalı? Bugünü anı düşünecekler. O zaman bir şey söyleyeceğim. Yarınlar bakın, anların toplamından oluşur. Bugün ne yapıyorsan yarın bugün yaptığının artısını yaparsın. O yüzden daha zira Türkiye Kupası kazanmak mümkünken bugünü düşünsünler. Taraftara bugün ne hocam, yapacaklar? Hafta sonu ne yapacaklar onu anlatsınlar. Beşiktaş yani. Taraftarı, Beşiktaş camiası dediğin gibi eğer burada üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaksa Salih ve Cenk Tosun'a ihtiyacı var. Salih ve Cenk Tosun'la eğer sözleşme bu saatten sonra yenilemez. Bu saatten sonra zaten benim gördüğüm, duyduğum Cenk Tosun'a gel deseler artık bitmiş o iş. Film kopmuş yani. Çünkü kalmış 8 hafta. Sezon başından bir tarafa uzamayan bir sözleşme. Bu oyunculara ihtiyacın var. Bari bunları Ziraat Türkiye Kupası ve ligde geri kalan 8 maçta nasıl en iyi şekilde kullanırız ona bakmak lazım. Bu insanların kırgın olduğunu biliyorum. Duyuyorum. Bu futbolculara yakın isimlerden duyuyorum. Kalan maçlarda da en iyi şekilde nasıl motive edeceksin bunları hocam? Kafa olarak eğer bitirirse bunları buradan sonraki... Şimdi bazen kendin başka bir şey soracağım ikinize de. Çok formda bir Cenk Tosun düşünün. Hı hı. Montello onu Almanya'ya götürür mü götürür mü? %100 götürür. Götürebilir. %100 bundan, götürür. Bundan büyük bir motivasyon kaynağı mı olur ya? Bence de %100 şu götürür. Onun için bence diyorum. Sıfıra yakın bir ihtimal. Hayır bak ben şunu da iddia ediyorum. İyi şu andan Tosun. İtibaren iyi oynayan bir Beşiktaş'ın içindeki iyi bir Cenk Tosun. Hı hı. Hatta şunu iddia ediyorum. Kötü oynayan bir Beşiktaş'ın içinde iyi bir Cenk Tosun oraya gider. Cenk Tosun'dan başka bu benim santroforum diyebileceğin kim var? Hocam ben geçen gün saydım 5 tane santrofor var. Hepsi şu anda genç. Birisi Can, birisi işte Bartu, birisi yeni gelen. Kenan oynuyor Kenan. Zaman. Enes var. Barış Alper'i şu anda Semih Kılıçsoy. Hepsini bir araya getirelim. Hocama katılıyorum. İyi bir Cenk Tosun ama. Hazır bir Cenk Tosun. Gollerini atabilir Cenk Tosun. O yüzden hocam Cenk Tosun'a şu an desen ki Cenk biz seninle sözleşme imzalamıyoruz. Ne yapacağımızı sezon sonu konuşacağız. Gel sen bu takımın kaptanısın. Biz şimdi bütün camiaya önce senin bu fedakarlığı yaptığını göstereceğiz. Senin nezdinde de öteki futbolcuları da bu takım için, bu forma için mücadeleye davet edeceğiz desen o futbolcular hocam, da gelir işte hocam ya. Burada bu iş bu kadar kolay bu kadar basit ya. Hocam bakın. Hoca, bir son cümlem şu olsun. Ben Beşiktaş camiasında 1,5 sene görev yaptım. Beşiktaş taraftarı ölüyü diriltecek bir taraftar ya. O taraftarın tezahüratı ile bile bu adamlar koşar oynar ya. Hocam çok net bir hepsinin şey el frenleri çekilmiş gibi ya. Çok güzel özetledin. Hemen ona bir paralel olarak söyleyeyim. Şu anda Feyyaz Uçar'ın, Samet Aybaba'nın, yöneticilerin, Cenk Tosun ve Salih Uçar için şöyle son üçeye bakalım kaç tane açıklaması vardır. Benim hatırladığım Beşiktaş maçı öncesi derbiden sonra bunlarla masaya oturacağız. Ondan önce sorulduğu zaman oturacağız. Böyle bir durum da olmaz. Al bu futbolcuları. De ki sezon sonuna kadar bekleyin arkadaşlar ya. Sezon sonuna hocam, kadar. Hocam benim açıkladığım tempoda, kararlılıkta, tonda hiçbiri konuşmadı. Onu ya. Söylüyorum işte. Hiçbiri konuşmadı hocam, ya. Hocam doğrusu buydu zaten. Her maç en son Beşiktaş derbisi, Galatasaray derbisi ben bizzat duydum Feyyaz Uçar'ın. Beşiktaş, hocam Galatasaray. Belki devam etmeyi istemiyorlardır. Yok her zaman istiyorlardı. Kim yönetim? Şu an. Ha yönetim mi? Evet, belki Cenk'le devam etmeyi tamam o zaman şunu söyleyelim. Etmeyebilirsin. Bak ben Cenk'e bunu desin. 2 dakikamız var bu arada. Cenk seninle biz devam etmeyi düşünmüyoruz ama sezon sonuna kadar hocam, senden bunu istiyoruz desin. Hocam. Cenk bunu yapar. Hocam ben de Cenk şey adam gibi adamdır. Cenk de kaliteli bir futbolcudur hocam, ya. Hocam aynı şeyi söylüyorum. Arşivlere bakalım. Feyyaz Uçar ve yöneticilerin bir son defa aynı açıklamaları var. Eğer istemiyorsa
Hocamın dediği gibi seninle sezon sonunda olmayacağız ama burası Beşiktaş kulübü. Evet. Seni milli takıma hazırlayacağız. Sen hazır ol, milli takım içinde bizim içinde oyna dersin. Abi, bu arada istiyorlarsa bile, masaya oturmuyorlarsa Cenk de istemediklerini düşünüyor. Tam tersi. O da olay. Bak, hocam, olursa olsun. Hocam ya. Tam tersi ise Cenk'le oturdum Feyyaz Uçar ya da Samet Aybaba ya da yönetim. Dedi ki ben sana şu anda aldığı para 10 milyon TL gibi küsür. Biz sana 20 verdik, Cenk kabul etmedi. Bunu da söyle. Eğer böyleyse. Biz oyuncuyla oturduk, anlaşamadık. Bak, sevgili Savaş, sen dedin ki samimiyet. Evet, samimiyet. Sen orada birine 100 verirken Cenk'e de 20 teklif etmeyeceksin ya. Pardon. Bunu bir şekilde aşarsın. Anlatabildim. Hocam bile. Bu boyuta bile gelmemiş galiba. Ya Cenk, yani. Cenk de istiyor, doğru yaklaş, para lafı etmeden sözleşme imzalar sana ya. Evet, ben çok kırgın olduğunu duyuyorum. Cenk Tosun, özellikle Beşiktaş. Bak, iddia ediyorum. Cenk para konuşmadan sözleşme imzalar. Bak, Salih var bir de arkada. Salih'i de hiç konuşmuyoruz. Salih de bu işte. Ben zaten Salih'le Cenk beraber. Ha, yani ikisi bir paket halinde dediğin gibi. İkisi sözleşmesi biten oyuncular hakkında. Ya bu süreç biraz iyi idare edilmedi açıkçası yani. Süremizin de bu arada sonuna geldik. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şekilde i̇yi haftalar diliyorum. İyi hafta sonları. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Az Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.